saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Tayfun, hayata ben biraz bir şarkı açmaya mı karar verdin, hayırdır? Şey ya... Sakallarını da kesmişsin, yüzün de aydınlanmış. Beyaz seni zaten çok enerjik göstermiş. Ama şuralar biraz fazla kalmış. Ben Allah söyleyecektim. Allah. Bir makine varsa orayı kesebilir miyim ben şuralar? Ben yok, kesemezsin. Miyim? Kesemezsin. Kimse kesemez. Kimse kesemez. Kimse. Elleri çok kibar. Neyi çok iyi? Elleri çok kibar diyor. O kadar şey yapmayalım bence ya. Yakışıyor çünkü. Yakışıklı. Çok da şey yapmamak lazım. Efendim? Ama sen yine de yapabilirsin. Yakışıyor çünkü yakışıklı. Böyle bulutların üstünde gibi zaten. İşte lan mübalağa ediyorlar, öyle bir şey yok. Mübalağa değil, ben de görüyorum. Ama vallahi öyle bir şey. Bunlar yayınlanacak mı Gözde Hanım? Bu böyle olmaz. Gözde Hanım, bende bomba bir dedikodu var yine. Hazırım, bekliyorum. Siz hazırsınız da ben daha tam hazır değilim. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes... Saç ve makyaj sanatçıların ve birbirinden iddialı modellerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'de şahane bir çarşamba gününe hepiniz hoş geldiniz. Sevgili jürimiz, sizler de hoş geldiniz. Bülent Hanım, Lila'dan buz mavisine yürüyen kostümünüzle küpemi düşürdüm. Siz de serinlettiniz. Karşınızda hiçbir şey durmuyor. Eriyoruz. Nasılsınız? Ha. Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Harika görünüyorsunuz. Işılca, Adnan Bey'le böyle bir takım olmuşsunuz. Evet, biz bugün böyle bir renklerle alakalı zannediyorum bir benzeşme olmuş. Tesadüf de olsa. Değil mi Bülent Hanımcığım? Yoksa Bülent Hanım'ın odasındaydım yani aslında öyle bir planlama gibi bir şey yoktu. Bundan sonra lütfen benim odama gelmeyin. Bülent Hanımcığım, siz çağırdınız. Bülent Hanımcığım. Evet evet, Adnan Bey'in odasına gidersiniz. Ne münasebet. İsteyeceğiniz şeyleri de oradan istersiniz. Bulursunuz. Ben gelirim sizin odanıza. Ne istedik peki? Ay ben satıyorum burada. Evet, siz çağırdınız bugün. Siz ikimizi de çağırdınız Bülent Hanım bugün. Canım sıkılıyor, gelin birazcık enerjimiz yükselsin dediniz bizimle. O kadarlık. Sizler nasılsınız? Tayfun, hayata bembeyaz bir sayfa açmaya mı karar verdin? Hayırdır? Şey ya... Tayfun beyazlar giymiş. Tıraş olmuş. Böyle bir an evvel başlasa da... Kendimi göstersen. Benim sanatımla ilgili... Efendim böyle konuştular. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman gösteririm ben onlara. Dercesine bekliyor. Yani bu konuşmalar ona dar geliyor şu anda. Bir an evvel başlasın da ne olacaksa olsun diye. Sizin de içinize Tayfun kaçtı galiba, siyahları giymişsiniz. Şöyle, anlamadı Tayfun'u. Ben şu anda gördüklerime inanamıyorum. Tayfun abiyi daha önce de seyrettim. Siyahtan başka bir şey giymiyordu. Şöyle baktığım zaman... Yani Berna'ya mı bakıyorum? Tayfun abiye mi bakıyorum? Yok, Berna'yı görmedim. Sakallarını da kesmişsin. Ya o şey bizim Taner... Şöyle bir ortaya gelebilir misiniz? Berna'cığım sen de gelir misin? Şöyle bir bak. Berna yeni görüyorum. O da beyaz giymiş böyle... Evet, bildiğiniz takım oluşmuş ve... Yakışmış ama kızcağız yakışmış. Sakallarını da kesmişsin, yüzün de aydınlanmış. Beyaz seni zaten çok enerjik göstermiş. Ama şuralar biraz fazla kalmış. Ben Allah söyleyecektim, Allah. Bir makine varsa orayı kesebilir miyim ben şuraları? Ben kesebilir miyim? Kesemez. Berna kessin. Kimse Berna. Kesemez. Ben? Kimse kesemez ya, kimse kesemez. Ama sen kesilse güzel olur. Allah Allah, şimdi nasıl olacak? Bence çok kesin, güzel var mı olur. Alet, makine falan bir şey yoktur şimdi. Ya kesmeyelim, sonra benim şey yaparsın. Benim var. Kimsenin vaktini al, var mı? Tam takım. Berna kessin bence. Ya Berna kessin mi? Berna kes. Keser misin Berna? Anladın tabii ki de keser. Berna ne yapsa kabul eder bence. Sıkıntı yok. Nerede keselim? Madem niyetlisin, siz nerede uygun görürsünüz efendim? Yerinizde tabii ki de. Tabii. Abi prensiplerim var zannediyorduk. Taneri kırmak istemedim. Berna yani, gelene mesela. Kadar her şey alt üst oldu. Şöyle oturuyorum. Tabii. Arkadaşlar. Tayfun Bey'in tüm huyları değişiyor gibi. Aşka inanmıyordu. Sanki inanır gibi oldu. Siyahtan başka hiçbir şey giymiyordu. Aynaya bakıyor, baksana. Evet, ilk defa aynaya bakarken gördüm onu.
Lavaboda bile bakmıyor aynaya. Ve şu an bir heyecanlandı gibi. Yalnız elleri çok kibar. Neyi çok iyi? Elleri çok kibar diyor. Bence beyazın anlamı pes ediyorum demektir. Savaşlarda filan da. Bence sen bugün pes etmeye geldin. Hayır ya, tertemiz bir sayfa dedim şöyle. Yok güzel. Yok baya baya pes ettim. Şu yeni popüler bir şey var ya Gözde Hanım. Berna'ya mı pes ettin, bize mi pes ettin onu anlamadım ama. Yok yok, bu yeni bir şey var ya. Fresh fresh. Erkeğin fresh oluyor. Dedim ki biraz fresh olay. Neden dedin acaba öyle bir şey? Şey niye geldi içinden vallahi yani? Taner teşvik etti. Nasıl vallahi bu kadar denk geldi üstünüz? Taner ya, bütün kadar mesele Taner. Taner. Yok yok, Taner ben bahane. Beyaz bir sayfa ya. Bütün mesele Taner ya. Taner. Yeni beyaz sayfa. Taner bahane, aşk sahne. Çok doğru söyledi. Ünlü bilir kişi dedi. Bugüne kadar söylediğin en doğru kelime Banu. Seni tebrik ediyorum. O kadar şey yapmayalım bence. Yakışıyor çünkü. Yakışıklı. Çok da şey yapmamak lazım. Efendim? Ama sen yine de yapabilirsin. Yakışıyor mu? Yakışıyor çünkü yakışıklı. Ben kendim bir halt sanmaya başladım. Yalnız elleri çok kibar. Söylemiş miydim? Artık çok gülümsüyorsun. İyi ki gelmiş. Yok, sakallar gitti ya. Böyle adamın huyu suyu değişti. Normalde çekim sonrası normalde Tayfun abinin hiç suratı gülmüyordu. Yani selam da vermiyordu. Kahve de içmiyordu bizimle. Şimdi yüzü gülüyor. Oturuyor, sohbet ediyor. Bakıyorum günaydın falan diyor. Bunu en iyi Serap abla bilir. Serap abla 20 yıllık arkadaşım. Sen şu söyle. An tanıyamıyorum. Vallahi ben 20 yıldır işte tanıdığım gitti insan Tayfun değil. Abi. Bakıyorum. Evet, bir benzetiyorum ama şu an tanıyamıyorum. Hayır, böyle bulutların üstünde gibi zaten. Eşil Hanım, mübalağa ediyorlar. Öyle bir şey yok. Mübalağa değil, ben de görüyorum. Ama vallahi öyle bir şey. Bunlar yayınlanacak mı Gözde Hanım? Bu böyle olmaz. Gözde Hanım, bende bomba bir dedikodu var yine. Hazırım, bekliyorum. Siz hazırsınız da ben daha tam hazır değilim. Şöyle bir iki gün daha araştırmam lazım. Cuma günü patlatıyorum, yer yerinden oynuyor. Oh. Bu iş bitmiştir. En sevdiğiniz. Aynen. Ben tamam mı? Hı hı. Tamam. Abi saçları da kestim mi tamamdır. Güzel oldu ama biraz daha zayıfladım. Evet, teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Harika. Ben teşekkür ederim. Yalnız inanılmaz yumuşak elleri var. Müthiş kestim. Oh! Yarasın. Ben böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Saatler olsun efendim. Çok sağ ol. Bembeyaz ve tril trilsiniz artık. Nasıl hissediyorsun kendini? Valla ferahlamış, fresh, aydınlanmış. Gözümün önünü görüyor gibiyim. Bilmiyorum ya. Kendimi çok farklı duygular içinde hissediyorum. Öyle nasıl yani? O farklılığı biraz anlatsana bize. Bilmiyorum ki böyle bir ateş var. Ne diyeyim Gözde Hanım? Arkadaşlar harika bir haberim var. Adnan Serser bizi şahane bilgilerle donatırdı. Bugün de şimdi siz yarışmaya başlamadan yaz için harika bir saç bakım kürü tarifi verecek. Hatta uygulayacak. Adnan Bey, diyorum ki Tayfun yalnız kalmasın. Bu ekip çok bakımlı. Siz bu bakımı Serap'ın hazır saçlarında kısa ve uygun, pratik bir şekilde Serap üzerinde gösterebilir misiniz? Olur tabii ki, yani önemli olan yazın hani pratik bir şekilde yağlarla neler yapabiliriz onlardan bahsetmek istiyordum. Serap'ın saçı da uygun, hemen yapalım. Tabii ki de. O zaman hanımlar ekran başına, yazın saçlarınız için harika bir bakım kürü Adnan Serter'den sizler için geliyor. Buyurun. Bütün hanımların yazın saçlarının kuruma şikayetini hepimiz biliyoruz. O yüzden ben de böyle küçük bir şeyler pratik evde yapılabilecek veya deniz kenarında, havuz kenarında yapılabilecek bir bakımdan bahsetmek istiyorum. Bugün kullanacağım yağların Hint yağı, argan yağı ve bildiğiniz bir bebe yağı. Hint yağının içindeki moleküller saçın yağ dengesini toparlıyor, düzene sokuyor. O yüzden de protein eksikliğine de iyi geliyor. Argan yağı ise nem konusunda acayip bir besleyici ve nem bombasıdır. Biz ilk önce argan yağı ve Hint yağını karıştırıyoruz. Yaklaşık 5 gram kadar Hint yağı. Yine 5 gram kadar argan yağından. Biraz da bebek yağından koyuyoruz. Bebek yağı şeffaf olduğu için saçın rengini etkilemez. Bunu bir fırça yardımıyla karıştırıyoruz. Saçları hiç ıslatmadan kuruyken, biraz Serap'ın saçında jöleler var. Şöyle biraz karıştıracağım Serap. Bu yağ karışımını güzelce böyle karıştırıyoruz birbirine geçmesi için.
Sonrasında saç diplerinden başlayarak bütün saça uyguluyoruz. Saç uçlarına da yediriyoruz ve saçımızı şu şekilde yağıyla iyice buluşturuyoruz. Bu şekilde bütün saça nüfuz ettiriyoruz. Uçlarını her tarafına iyice yedirdikten sonra bu şekilde güneşe çıkabilirsiniz. Güneş altında, deniz kenarında, havuz kenarında da kullanabilirsiniz. Sudan etkilenmeyecektir veya bir miktar aksa da çok önemli değil. Güneş ışığının ısısıyla yağlar saça daha iyi nüfuz edecektir. Ancak evdeysek bunu biraz daha profesyonelleştirmek gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir havluyu sıcak suda ıslatıyoruz. İyice sıcak suyla ıslatıyoruz. Suyunu alacağız tabii ki, sıkacağız. Bu sıcak havluyu direkt saçımıza şöyle kaldırma başını. Kaldırma, kaldırma. Saçımıza sürüyoruz, yandı mı? Bu şekilde şimdi kaldırabiliriz. Soğuyana kadar buhar banyosu yapmış olacağız. Buradaki amacımız havludaki nemle, sıcak havayla, buharla yağ moleküllerinin saçın içine iyice nüfuz etmesini sağlıyoruz. Sonrasında yaklaşık 20 dakika kadar bekledikten sonra bunu alıyoruz. Ve açıyoruz. Hemen onu göstereceğim. 20 dakika beklemiş gibi. Şimdi saçımızda yağ olduğu için eğer direkt su dökersek bu yağ çıkmayacaktır. Hani evde hanımlar bilirler, böyle bir tavada yağlı bir şey yaptıklarında onu yıkayacakları zaman önce deterjanı dökerler. Tabii ki. Su olmadan, hani iyi o yağı yumuşatırlar ya, biz de aynısını yapıyoruz. Ama burada bir tek bir şey söyleyeceğim. Böyle salt free dediğimiz içinde tuz, paraben, sülfat olmayan bir şampuan tercih ederlerse daha sağlıklı olur. Yani çünkü tuzlu şampuanlar genelde tuzlu moleküllerden üretirler. Tuzla yağı alacağı için o yüzden tuzsuz bir şampuanı kullanmakta fayda var. Hiç su sürmeden, bakın buradaki önemli kriter şu. Saça hiç su sürmeden direkt şampuanla buluşturuyoruz. Bolca şampuan döküyoruz. Şampuanla yağ çözülmesini sağlıyoruz. İster bundan sonra artık yavaş yavaş azıcık azıcık suyla şampuanı köpürtebiliriz. Bu şekilde tek şampuanla veya iki şampuanla saça uyguladığımız yağı temizlemiş oluruz. Ama çok fazla şampuan yapmayalım ki saçta birazcık yağ kalsın ve saçı korumaya devam etsin. Havalar nasıl? Günün şanslısı sensin. Evet, çok keyifli. Sesim çıkarmıyor. Böylece tek şampuanla saçtaki yağı da arıtmış oluyoruz. Ama deniz kenarında olursak gün sonunda direkt yine şampuanı kullanarak yıkamayı gerçekleştirebiliriz. Havlu sarmadan da deniz kenarında güneş ısısıyla bunu yapabilirler. Sağlıklı günlerde kullansınlar diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Denizden, kumdan, yaz sıcaklarından saçları korumanın en iyi yolu yine Adan Serter'de bu harika bilgi, tarif ve uygulama için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yalnız bu arada Lokman Hekim gibi oldum. Yani sadece böyle bitkisel şeylerle yapa yapa. Ama artık en doğru. En önemlisi en doğru. Evet. Kesinlikle. Serapcığım benden bu kadar. Hemen şöyle havluyla sarıyorum. Sen saçına bir şekil verirsin. Şöyle bir kurulayalım mı? Ben de hemen yarın yapacağım. Evet hanımlar. Adnan Bey'i yeni aldığına göre sizin de artık iyice parmaklar kaşınmıştır. Bu harika bakım tarifinden sonra, bu harika tariften sonra artık yarışmamız başlayabilir. Konsepti, görkeminin, ihtişamının farkındasınız. Arkadaşlar bugün bir saray düğününe davetlisiniz. İster artık Yersay Sarayı'nda, ister Şırağan Sarayı'nda. O görkemi, ihtişamı kostümlerde, saçlarda ve makyajlarda bekliyoruz sizlerden. Tarzınızı yansıtın, farkınızı ortaya koyun. Saç için 40 dakika süreniz var. Şimdi makyaj sanatçılarını dışarı alıyorum. Neler oldu neler? Ne oldu ya? Açıyorum Engin'in dedikodu kutusunu. İşte asıl yüzünüzü dün akşam gördüm. Evet, görümce çalışıyorum. Göstermemi ister misiniz? Aa.
Ne çöp adam mı çizmiş ha? Görümce kız olmalı. Dayının tek kız kardeşi teyze. Hayır, dayının tek kız kardeşi ise annen olur. O zaman babam olur. Ay. Ben kaçıyorum. Kalkın. Teyze. Hep birlikte gidiyoruz. Saray düğününe davetlisiniz. İhtişamlı saçlar istiyoruz. 40 dakikayı başlatıyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bol şans. Bugün ben bir ülkenin prensesiyim. Başka bir ülkenin kraliçesi evleniyor. Beni çağırmış. Ben de prenses olarak kendimi göstereceğim oradan. Hep toplu yaptık bana. Bugün salık bir şey düşünüyorum. Evet. Tabii eğer istediğin formu alabilirsem. O alamazsam hemen saçını tekrardan topuza döndüreceğim. Anladım. Kırmızı mı giyiyoruz bugün? Evet. Tamam, kırmızı giyiyorsak kırmızı. Kırmızının şöyle bir enerjisi vardır. Kırmızı abartıyı kaldırır. Evet. Aç, bir de saçın benim sarı olduğu için patlatacak. Ha. Bugünün saçı bizim topuzumuz olacak. Üzerine saç tanımıyoruz. Her zaten zaman zaten öyle. Ama işte bugün bunu daha çok böyle... Daha da bir göze sokacağız. Aynen, sokacağız. Aynen. Biz buradayız diye. Ya ben hayatımda daha ortadan ayrık olmayan saç yapmadım. Tamam. Yapmadım yani. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Geriye doğru ben sana çok güzel salaş bir örgü yapacağım. Çok güzel ama böyle seni yansıtacak bir örgü yapacağım. Dalgaların üstüne yapacağım bir de saçın. Hem dalga tam olacak. Tam anlat bana. Örgü. Tam ne yapacağım? Şimdi bak. Buradan taç gibi bir örgü düşün. Hı. Tamam. Önüm nasıl olacak? Ortadan olmayacak mı ayrık? Hayır. Hayatımda ilk defa bak daha önce de ekrana çıktım. Sosyal evet. Hayatımda doğum günümde, annemin doğum günde, arkadaşımın doğum gününde. Ev oturması her yerde saçım ortadandı. Hayatım boyunca bu yaşa kadar ortadandı. O zaman ilki bende. Yemin ediyorum ilk defa sen yapacaksın. Tamamdır. O zaman ilki bende. Bravo. Ama güzel yapacaksın. Tabii ki de güzel yapacağım. Sana güveniyorum. Kostümün uzun. Evet. Kuğu açık, gibi. Kuğu gibisin. Yüksek ve çok güzel olacaksın. Sırtı çok aç olduğu için ben enseye düşürmek istiyorum. Tamam mı? Ense de böyle zarif, elegan, tarzımız olan, bizi yansıtan bir şey yapalım. Evet. İhtişamlı. Jilet gibi. Evet. Tamam. Bizim için tamam. İhtişam o. Evet, onlar böyle ki. Dalgalı dalgalı yok, yapabilir. Yok hayır hayır. Değil mi? Şu hepsinin sırtı açık evet, zaten. Evet. Şimdi yukarı taşısak onu başka bir şey olur. Yani en güzeli ense de olur. Sen bilirsin abi. Sen en iyisini bilirsin. Teşekkür ederim. Engin. Şu dedikoduyu ne zaman patlatacaksın? Gözde hanım. Neyle ilgili? Onlar konuşurken hazır. Sen bana şuradan fısıldasan ne dedikodu? Oldu? Onlar konuşsun duymadan kimse. Sen bana söyle çatlayacağım burada meraktan. Neler oldu neler? Ne oldu ya? Açıyorum Engin'in dedikodu kutusunu. Açtım. Aç. Dün program çıkışı. Yine biraz sesler yükseldi. Nerede? Burada. Ben de duydum bir ses. Onu ben de duydum kulesi. Biliyor musunuz? Ya, bu evet. Sefer gerçekten duydum. Ben duydum çıkarken. Hatta sordum yardımcıma ne oldu diye. Şimdi olayın kahramanları da burada. Bir soralım ne olmuş acaba dün? Aytekin, Çiğdem Hanım. Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki şen şakrak düğün yapmış gibi. Neler kıyametler koptu burada. İşte dün. Neler olmuş sizden duyalım. Hani ben söyleyince dedikoducu oluyorum. Sizden şimdi dinleyelim dün bakalım program ne oldu. Kapanırken dedim ya hazmedemediniz hani kazanırken alkışlıyoruz giderken kötü oluyor hani kötü puan alınca. Onu yapmayalım dedim ve bizim gelmemizle de ilgili herhalde bilmiyorum. Kendisine ettiğim sözlerden dolayı yayın sonrası bir konuşulmak istedik yani hani. Değil mi öyle oldu? Yanlış mı buraya kadar? Böyle bir olmadı. Konuşulacak bir... Daha olayı anlatmadım, daha öyle olmadı diyorsun. O zaman sen anlat, buyur. Düzgün anlatsanız dinlerim zaten ki ben daha sizden şey söyleyecektim. Gelmedim, size gelmedim daha. Olayı anlatmaya çalışıyorum. Yanlış ama soru sordun, cevap yanlış veriyorum. Diyorsun. Hadi anlat, dinleyelim. Siz anlatın. Yok yok, dinliyorum, hadi anlat. İkinizden de dinleyelim ayrı ayrı. Ben senin sesini duydum. Dedim, Nihat Doğan mı bastı stüdyoyu? Evet, benim sesimi duydunuz çünkü Çiğdem Hanım'la anlaşamadık. Şöyle anlaşamadık. Birinci olup olmamakla alakalı sıkıntımın olmadığını söylememe rağmen hala bana o konuda vurmaya çalıştı. Diyorum ki benim problemim sadece üçünüzün aynı anda konuşması. Ben bu sebepten dolayı rahatsızlık duyuyorum çünkü sizi anlayamıyorum. Yiyin birbirinizi. Birbirinizi yiyin. Anlayamadığım zaman da size doğru düzgün cevap veremiyorum. Burada pasif duruma düşmüş oluyorum çünkü haksız kalıyorum.
Fakat Çiğdem Hanım, ben kuaförlerle yine muhatap olmaya çalışırken yine her seferindeki gibi aldı eline maşayı, başladı savurmaya. Diyorum ki bir dakika izin ver, bir anlatayım kendimi. Bu kadar kibardın yani akşam, öyle mi? Yani ta ki senin o çirkin kelimelerine kadar kibardım. Çirkin kelimeler diyorsun da, ben tehditvari konuşmalardan nefret ederim. Sen buranın ağası mısın dedim. Bunda kötü bir şey var mı? Ya başka her neyse, benim ne orada yani? Size sesimi yükseltmem doğru bir davranış mıydı? Tabii ki de değildi. Çünkü ben bir bayana karşı asla böyle bir insan olmadım. Bütün ekip arkadaşlarımız da bilirler. Ama sizin üslubunuzu da düzeltmeniz gerekiyor. Bunu da not düşüyorum. Bir insanın sinirliyken ki hali. Ben sinirli bir insanım. Ortadayım. Bak ben buyum. Ben olamıyorum başka türlü. Çok deniyorum. Ama siz beyefendi gibi görünüyorsunuz. Yine beyefendisinizdir. Bak sınırı aşmak istemiyorum. Ama kavgada bambaşka bir insan olursanız siz tezata düşersiniz. Şimdi benden her şeyi beklersiniz değil mi mesela? Herkesin bir tavrı ve duruşu vardır ama. Kavgalı konuşuyorum olabilir ama benden beklenir böyle şeyler. Ama sizden hayal kırıklığı. Bir insan kavgada çıkarır. İşte asıl yüzünüzü dün akşam gördüm. Tamam peki bir şey soracağım. Neden o hadde getirene kadar uğraşıyorsun? Neden demoralize ediyorsun beni? Gördüğün altından sopa gösterdin resmen. Arkadaşıma aşkım diyorsun. Diyemezsin. Ben istediğim kelimeyi kullanırım herkese. Burada bize hakaret bari ya da sinirli konuşuyorsam yayın arkasında aşkım diyemezsin. Benim ekibime diyemezsin. Buna sen mi karar vereceksin? Evet ben karar ya veriyorum. Ya sen bana karşı üslubunu düzelt ki ben de sana karşı nazik bir kibar davranayım. Üslubunda bir yanlışlık var mı şu an? Sürekli. Sadece fikrimi beyan ediyorum. Hoşuna gitmediği zaman diyorsun i̇şte ki üslubun kötü. İşte bak şimdi şu sıkıntı var. İstediğiniz... Ben fikrimi beyan edemiyorum sana. Problem burada yaşıyoruz. Güzel arkadaşlarım, araya iki dakika girebilir miyim? Aytekinciğim, Çiğdem Hanım. Ya beğenmediğiniz söz oldu mu? Şöyle. Üslubu bozuk diyorsunuz. Ben kendi gördüğümü söylüyorum. Şöyle, kesinlikle tarafsızım. Aytekin zaten aslında dileğe gergindi dün. Çünkü burada puanlar açıklandıktan sonra biz arkada olduğumuz için puanlar söylendi. Dilek Aytekin'i yedi burada. Bıt 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 senin saçından işte demode şöyle böyle vermediler almadılar falan filan. Aytekin ona kuruldu zaten, sinirlendi. Bir de üzerinde böyle bir şey olunca, yoksa ikisi de ayrı ayrı çok iyi insanlar. Yani özlerine mutlaka iyiler ama böyle bir anlaşmazlığa düştüler. Sesler yükseldi. Haksız mıyım Aytekin? Yok hayır hayır, konu tamamen böyle değil. Evet Dilek hırslı, puan konusunda biraz fazla takıntılı. Ben değilim, dürüst olayım. Ama sen değilsin. Evet gerçekten değilim. Ay parayı sevmiyorum diyen insanlar kadar şeysin şu an. Ya o parayı sevmiyorum konusunu Engin'le konuşursun. Herkes benle seviyor o dediğimi. Ama şöyle söyleyeyim. Ben sadece ve sadece kuaför meslektaşımla düzgün bir şekilde konuşup ona istediğim kelimeyi kullanırken sizin araya girmeniz... O kelimeyi bizim takımımıza kullanma ya arkadaş. Ne haddine? Sen üslubun neyse bize şurada yaptığın dün onu devam ettireceksin. Size karşı üslubum benim olamaz zaten de kuaförünüze karşı olur benim meslektaşım sanatına sahibi diyor. Lütfen şu anki beyefendi, çok beyefendisin. Keşke hep böyle olsa. Dün akşam beni heyheylendiren hareketlerin, konuşmaların efeli efeli sevmiyorum. Ya Çiğdem Hanım, yani. Çiğdem Hanım, bir kere sizde öyle bir çıkış var zaten. Hemen böyle. Her bak en benden bir... beklersiniz değil bak, mi? Doğru. Bak tek kelimeyle Çiğdem hemen... Çiğdem'ciğim bir şey soracağım ama biz bütün program boyunca sadece seni mi dinleyeceğiz Gülüm? İşte hep bu sıkıntıyı yaşadık gördün mü? Bak herkes şikayet şu anda. Siz de kodlanıyorsunuz etrafınızdan. Sonra da Çiğdem şöyle, Çiğdem böyle. Senin mankenin olmasa sen ne yapacaksın acaba? Bence konuşmayalım da biraz bir şu gerginlik gitsin yani hakikaten. Doğru. Aytekin. Başka bir şey soracaktım ya. O dedikodu medikodu da güme gitti. Engin. Efendim? Allah aşkına Süzen'in zenginliğinden bahset. İçimiz ya şimdi açız. Ondan bahsedeceğim. Bahset saray ya, bak düğünü biz... işte görkemli. Allah saray Allah. Düğünü deyince aklıma zenginlik geliyor. Evet. Sen hiç gittin mi saray düğünü? Gittim. Veya hazırladın mı birilerine? Gittim. Gittim. Gerçekten ihtişamlı. Ben biraz abartıyı seviyorum. Zengin insan da seviyorum. Al işte. Yani seviyorum yani. Parası olan herkesi çok seviyorum. Parayı seviyorsun. Evet. Paraya aşığım. Sevmiyorum. Parası olsun yeter mi? Tabii ki yetmez. Öyle tabii. Bir dünya tabii ki yok. Ama hani harcamayı seviyorum. Ne bileyim ihtişamı. Yaşamayı seviyorum. Ha, aynen öyle. Hani çok şükür bir şeylerimiz var. İlla ev alayım, arsa alayım, o da olsun, bu da olsun. Kazanıyorken dolu dolu yemek istiyorum. Sonra o paraları hastanede yemek istemiyorum. Aynen yani. O yüzden zengin yaşamayı seviyorum. Diyelim. Ben de parayı seviyorum.
Çünkü bir sürü param olunca bir sürü alışveriş yapabiliyorum. Bu kadar net. Bravo. Bravo. Alkışlasak mı acaba Gözden? Yapma bunu bana. Bir de zevkli şeyler alabilsen. Ben İnşallah paran olunca zevkinde düzelir. Ben her zaman çok zevkliyim. Çok. Onun için hep sonuncu seçiliyorsun Bence değil mi? Bence sen kıskanıyorsun benim zevkime. Biz Olmayan hep sonuncu zevkinime. Seçilmiyoruz yalnız. Ki kendi fikrim bile yok zevkine kıskanayım. Ne alaka kendi Ekibin alıyor yok. Kıyafetlerini. Ekibin Bunu hepimiz biliyoruz diyor. Artık. Ne alakası var? En çok ne almak istersin? Mesela param olsa da şunu alsam dediğin ne var? Bilmem. Öyle bir düşünmedim. Yani genel olarak istediğim şeyleri alıyorum. O zaman neden para istiyorsun? Seviyorum dedim. Seviyorum dedim sadece. Daha çok istediğine göre belki alamadığın şeyler de var. İlla ki vardır yani. Yani saysam şimdi isteklerimi... Kocaman en çok istediğin mesela en çok istediğin. Saysana Banu mesela ilk beşini say mesela. İlk beşini. Evet. Tamam. Araban var mı? Daha güzel bir araba isterdim. Sonra bir sürü kıyafet, bir sürü ayakkabı, bir sürü çanta. Sonra bir sürü güzel şeyler. Öyle. Her şey var. Daha güzel ev, daha güzel arsa. Kızlar sizden de merak ediyorum. Var. Çok paranız olsa ayı şunu alsam dediğiniz ilk üç şey nedir? Çiğdem. Hiç öyle hayallerim yok. Ya kursana biraz hayal. Yok vallahi. Hayal kurmadan hayat geçer mi? Şimdi kur. O zaman sen düşün. Hazal. Almak istediğim üç şeyden biri çiftlik. Hayvanları çok sevdiğim için. Çok param olursa hem hayvanları da hem yanımda olacaklar hem bakabileceğim. Hem onların da yardımcıları olur. Hem istediğim zaman sevebilirim ve sonsuz parfüm isterdim. Hadi hayalleri biraz daha açın 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 Özlem. Çok paran olsa ilk alacağın üç şey. Ben sarayda oturmak isterdim. Sarayda oturmak istiyorsun. Evet. Güzel gösterişli bir araba. Yapacağım üçüncü şey de yardıma ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmek. Seni bir adaya koysak tek başına yanına alacağın ilk üç şey ne olurdu? İlk üç şey köpeklerim. Canım benim ya lütfen. Aynam. Adada yanına alacağın üç şeyden biri ayna mı? Evet. Diğer ikisi? Kendime bakacağım. Sudan bakarsın kendine. Diğer ikisi? Diğeri ben şimdi bir defter tutuyorum ve bu defterde derslerime çalışıyorum. Dünkü derslerime. Ne var o defterde? Bunu da alıp bundan da ders çalışacağım. Ne var o defterde? İngilizce mi çalışıyorsun, elti görümce mi çalışıyorsun? Elti görümce çalışıyorum. Göstermemi ister misiniz? Tabii ki de. Banu'nun defterini göreceğiz. Şimdi hep beraber hazır mısınız? Kalem kutum da var benim. Kalem kutu çok şekersin evet, ya. Evet takım. Çalıştın. Evet, birkaç tane aklıma takılan soru var. Sonra hazır onları da soracağım. Hazır mıyız? Ben hazırım. Hazırız, ben hazırım. Açıyorum defteri. El yazını da göreceğim. Biz de öğrenelim. Ne, çöp şaka adam mı çizmiş, ne yapmış? Vallahi şaka yapmıyorum. Prensesler masası diye açılıyor zaten defter efendim. Kırmızı kalemle. Çeviriyoruz. Akrabalık ilişkileri. Benim gelin ve damadı çizmiş. Damadın kız kardeşi gelinin görümcesi. Görümce kız olmalı. Bacanak erkek olmalı. Kayınço erkek olmalı. Baldız kız olmalı. Çok haklısın. Cinsiyet belirlenmiş. Evet, tamam. Evet. Öncelikle onu cinsiyet çözmüşüz. Cinsiyet belli. Evet. Evet. Sonra altında kırmızı kalemlerle çizmişler. Sonra her sayfaya bir akraba. Kayınço. Kudiş'in erkek kardeşi. Şimdi soruyorum o zaman ben tamam. Sana buraya. Çalışmışsın, yazmışsın. Bacanak kimdir? Bacanak da şimdi ben birisiyle evlenmişim. Benim bir tane kardeşim. Kısacık bir cümle olarak yazmışsın kim olduğunu. Bacanak, kırmızıyla. İki kardeş, bir saniye. Bir cümle yazıyor burada zaten ezberlemiş olman lazım. İki kardeş farklı kişilerle evlenince onların kocişleri birbirlerinin bacana olur. İki kız doğru kardeşin evet. Kocalara yazmış evet. Zaten. Buraya da çalışmış efendim. Bakalım. Kayınbaba, kocişin babası. Kaynana, kocişin annesi.
Kocişin kız kardeşi bu ikiye ayrılıyor. Evet. A, büyük görümce. B, küçük görümce. Bir de ortanca görümce var. Elti şey, kim? Erkek. Dün ben bunu da bilememiştim bak. Erkeğin eşinin kız kardeşi. Yok, o baldız. Valla sen dün geçip... Benim bir sorum olacak. Bayağı şey yapmışsın, al defterim. Benim birkaç tane takıldığım soru vardı. Kirve ne oluyor? Kirve. Kitlendin şu an değil mi? Kirve ne? Oo, çok zor soru. Kitledim şu an. Biliyorum. Nasıl? Şimdi ben evlendim, benim bir çocuğum oldu, erkek. Sonra erkek çocuğum sünnet oldu. Evet. Sonra onu elini tutan kişi. Çak. Aa. Benim bugün her şeyim düşüyor. Sen... Derslerimi iyi çalışmışsın. Harikasın. Ya. Ama benim size birkaç sorum oldu. Bana. Siz derken? Eyvah eyvah. Yani genel sorusun. Olarak çünkü ben bunları bilemedim. Kafama takıldı böyle gece düşündüm bunlar ne diye. Arama motoruna yazıyorum çıkmıyor böyle. Söyle bakalım. Şimdi ben bir anne olmuşum. İnşallah. Benim oğlumun amcasının bir karısı var. O senin oğlunun amcasının ben... karısı. Evet. Eltin oluyor. Amcası ne? Senin kocanın kardeşi olduğu için onun karısı da eltin oluyor. İki gelin elti oluyorsunuz. Anladın mı? Ben bir anne oldum. Evet. Benim bir oğlum var. Tamam. Onun amcası var. Onun amcası kim oluyor? Senin kocanın kardeşi oluyor. Değil evet. Mi? Evet. O zaman onun... erkek şey. Erkek şey derken? Neyim oluyordu? Bacanak. Onun karısı eltin oluyor. Tamam. Bir tane daha bir sorum var. Sor canım. Benim bir dayım var. Evet. Dayı kim? Dayım. Yani kim olursa dayın oluyor. Kimin nesi dayı? Kim dayı oluyor yani? Annemin abisi. Evet. Dayımın evet. Tek kız kardeşi var. Dayının bir kız kardeşi var. Evet. Yani teyzen. Teyzen. Evet. Kocası benim neyim olur? Teyzenin kocası. Kocası enişten olur. Enişten. Enişten. Dayımın tek kız kardeşi. O da dayının kız kardeşi de teyzen olur. Annesi olur. Teyzesi olur. Dayının kızı. Ya da annesi. Tek kardeşi ve annesi olur. Tek kardeşi ise annen tamam. Olur. Dayının tek kız kardeşi teyze. Hayır, dayının tek kız kardeşi ise annen olur. Evet, çünkü dayımın kız kardeşi benim annem olur. Evet. Annemin bu kız kardeşin kocası diyor. O zaman babam olur. Ay. Ben kaçıyorum. Annenin kız kardeşi. Halkım. Teyzenin kocası. Hep birlikte gidiyoruz. Evladım sen iflah etmezsin. Boşuna tarama şunu be. Ama soruları bildim. Güneş geçmiş gibi olduk kafama resmen. Gözde Hanım bir şey, efendim, bir şey daha fark ettiniz mi? Ne? Dedikodu yapmak gibi olmasın da. Tayfun böyle istemsizce gülüyor sürekli. Nerede ya? Hiç öyle bir şey yok. Ben hiç. Mi yanlış görüyorum? Aytekin, güzel modeller. Siz de bir şey söyleyin. Havada aşk kokusu var. Sadece dedikoducu değil ha. Vallahi bak, iftira iftira da atıyor böyle. Kışkırtıyor da bir de yani. Değil mi? Böyle bir şey var. Bak. Bak çiçek, bak çiçek gibi konuşuyor kız. Bak çiçek. Yani asık suratlı mı olsun, onu mu istiyorsun? Ne güzel gülüyor işte. Berna geçen hafta hiç gülmedi. Hayır, bunun sebebi acaba bir özel sebebi var mı diye soruyorum. Vardır mutlaka. Acaba hani yan masandaki arkadaşlarla mı çok kontak kuramadın acaba Tayfun abi? Ben bu şartlarda çalışamıyorum ama. Çok şimdi büyük baskı mi çalışamıyorsun? Var. Hayır yani bak Engin çok büyük baskı var. Ben bu baskılarla bu kadar olmaz. Bu kadar. Kız çiçek gibi konuşuyor. Bak ne kadar haklı konuşuyor. Nasıl hak vermeyeyim yani? Siz ya siz fesatsınız ya. Vallahi fesat. Yo bu tamamen kalbimizin güzelliği. Baksana tertemiz bir sayfa açmışsın. Bize destekliyoruz yani. Evet. Gözde Hanım çaktırmadan bir şeyler söylüyorlar ama ben... Vallahi normalde... gayet çaktırarak söylüyoruz. Öyle mi? Bana evet. Niye öyle geliyor? Ben buraya geldiğimden beri bana çok destek oldu. O yüzden yani bana göre çok iyi bir sen insan. Sen aşka inanıyor musun? Yok ben de inanmıyorum. Bir ortak noktanız var. Aşka inanmamak. Evet. O ortak noktadan çıkıyor ama. Mantık olunca. Beraber inanırsınız. Neyin peşindesiniz ya? Allah Allah. Abi sen yanlış anlıyorsun bence bizi. Berna, iki gündür birinci olmanız ve aynı saçta birinci olmanız. Altını çizeyim. Yani bence
senin birinciliğin değil şu anda o. Nasıl? Yani öyle bir senin yönlendiriyor mi? Ki seni modelin. Tamamen onun birinciliği. Beni seviyor musunuz, yeriyor musunuz, gömüyor musunuz anlamadım. Şimdi de beni niye katıyorsunuz içine? Ben aynı konuşuyorum zaten, yine Çiğdem attı her zamanki gibi. Ama beni katıyorsunuz şimdi, ben mi yanlış duyuyorum? Şimdi sen geldiğinden beri benimle bir sıkıntım var. Bak sana şöyle anlatayım. Sen diyorsun ya sürekli seni yönlendiriyor vesaire, işte böyle şöyle sen yapamıyorsun. Sadece onun yaptığı ya da giyindiği vesaire diye. Ben 11 yıldır kadın kuaförüyüm. Çiğdem çok zor bir müşteri. Ve ben onu bugün ikna edebildiysem ya da anlaşabiliyorsa bu benim yeteneğim. Bu benim meslek tecrübemdir. Yani başarısız olsaydım zaten 11 yıl çalışmazdım. Ayrıca kendime ait bir salonum olmaz ve müşterilerim olmazdı. Sen tamamen başarısız buluyorsun ya hani. Ya başarısız biri olsa zaten burada işi yok. Yani tabii ki çok başarılı bir kız. Ve kuaförlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Lütfen spreylerden, fırçalardan, modellerden uzaklaşın. Süreniz bitti. Kuaförleri dışarı alalım. Makyaj sanatçıları gelsinler. Saray düğününe gidiyorlar. Harika makyajlar bekliyorlar sizden. 30 dakika süreniz var. Bol şans. Kimin hakkında konuşuyorsun? Bak şimdi bir adam senin üstüne üstüne bak. Şöyle söyle. Kimsenin yok kimseye eyvallah canım benim. Bana denmesin arkadaşım sana ya. Sana demedi ki zaten. Samimiyetsiz işte. Sana demedi ki zaten. Ona da diyemez. Burada onu seviyor mu ki orada arkada ona aşkım aşkım? Ne hayırdır yani? Akşamki yapılanı görüp de anlatmıyorsanız ben burayı terk ederim. Ya kardeşim sen de kıvırma. Böyle bir kavga oldu mu olmadı mı? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ben gözlerine de çalışacağım ama dudağı daha çok ön planda tutmayı düşünüyorum bugün. Bugün artık aradaki farkı bir kapatalım. Ve artık başarılı olalım. Böyle kedi gibi bir göz yapalım evet, bence. Evet, gözlerini ağır yapalım, dudaklarını geriye atarız. Yani yine çok sürmeyelim. Çok ben. Abartmışsın derler bize. Hep öyle söylüyorlar ya, ama senin için kırmızıyı çok özel bir güne saklıyorum, merak etme. Ne bileyim, kırmızımı hiç süremedim şu ana kadar. Şimdi ben sana şöyle yapacağım. İlk önce dudaktan başlayacağım. Şöyle bir kırmızı dudak çerçeve diyeceğiz, kontur diyeceğiz. Yalnız bizim tertemiz olacak. Kesinlikle. Ah. Göz altını böyle şu iyice aydın. Şu konserini aldım değil mi? Tamam. Sonra kaşlarını yine böyle bir kalın yapacağız, daha belirgin. Normal yap kaşımı. Aynen aynen, normal yapacağız çünkü incecik olacak. Eyeliner'ı incecik yapacağız, dudak ön planda. Highlight isterim. Kesinlikle. Çünkü temiz duracak ya kırmızı tamam. Rujda. Her zamanki kelimin bana bırak kendini. Şimdi elbisene, saçına uygun şık bir makyaj yapmak istiyorum. Ben bugün bordo roşu kullanmak istiyorum sende. Gözlerini de ona göre çok abartı değil. Ama ona yakın tonlar yine kullanacağım. Kirpik yani takacağız. Hem göz olursa hem ruj olursa ikisi çok abartı. Şöyle bordo değil. Göz kapağında çok hafif bir ışıltı olacak. Kaş kemiğinde şu kısımda da hafif böyle bordoya yakın bir ton. Yani ona uyum sağlayacak bir ton olacak. Tamam. Ama gözün bordo olmayacak. Ay benim çok sinirlerim bozuldu. Niye? Bilmiyorum, böyle şeyim stres yaptı bu çocuk beni ya. Kim yaptı? Ben insanın bir yüzünü görünce öbür yüzünü çok kötü görüyorum yani. Artık inanmıyorum ikinci gördüğüm suratına. Akşam geldi bana orada. Bir sürü hani böyle kaba kaba hareketleri oldu. Hı-hı. Arkasından dedim ki ben yayın bitti. Artık dedim enerjim bitti. Ben bu tarzda konuşmak istemiyorum. Ben biraz daha saygılı istiyorum, anladın evet. mı? Bana böyle tehditvari demeyeyim de böyle efelenerek konuşunca benim zaten şartlar atar her zaman. Yani sosyal hayatımda da öyle. Hı-hı. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İşte bana öyle parmaklı bir şeyle konuşunca ben de ya ya işte belki hareketlerimle tahrik etmiş olurum onu. Evet. Hani olabilirim yani. E ne yapayım, ben de ona öyle mi cevap vereyim? Aa cidden mi öyle yaparsın? Cidden mi ya ya falan yaptım. Hı-hı. Şimdi gelmiş ben suçlu oluyorum. Hani ben sanki ona hakaret etmişim. Sanki ben başlatmışım. Sanki öyle şeyler anlatıyor. Yani akşam neyse onu anlatmıyor, farklı bir şekilde anlatıyor. Geldiğimden beri benim olmadığım şekillerde söylüyor insanlar. Biraz biri, diyor ki, biri diyor ki doktorun orada yüzünü bilmem ne yaptırırken ben odandaydım. Kıskanmış olabilir mi bizim takıma ya seni? Herkes deli olması lazım, beni kıskanıyorlar diye kesinlikle. Yapıyor. Hayır, ben bundan hoşlanmıyorum.
bir insanın bir şeyden kaçışı şey gibi olur. Beni kıskanıyor. Oldu, herkes seni kıskanıyor. Öyle değil. Bence yine vardır ya. Öyle rakip değil. Takım oluyor. Ben şimdi kendime diyemem beni kıskanıyor diye. O zaman ben böyle komik duruma düşmüş olurum yani. Çiğdem, kimin hakkında konuşuyorsun? Dertleşiyorum. Yapabilir miyim arkadaşımla? Tabii ki de yapabilirsin ama sanki bu konu... Biraz üzüldüm arkadaşım açıkçası. Neden biliyor musun? Bak, ben kötü bir insan olabilirim. Asla yanlış, öyle bir şey. Öyle yanlış bir... cümleler kurmuş olabilirim. Ama ne varsa bana burada aynısını söylemenizi isterim. Hani ekstra ekleyip ya da çıkartıp da söylemeyin. Fazlasını söyleyin. Ben daha fazla yaptım derim zaten. Ama söylemediğim bir şeyi, yapmadığım bir şey söylendiği zaman sosyal hayatımda da deliriyorum. Konuyu anlatır mısın bana da? Ben de dinlemek istiyorum şu anda. Ya akşam tahrik edildim ben resmen. Yani kaba kaba konuşuldu bana. Ben öyle mi yapacaksın cidden falan yaptıkça? Şimdi bak ben burada... Allah'ın aşkına bana de ki bu çocuk akşam zor tutuldu. Yani kendini çok zor tuttu mu tutmadı mı? Konuya açıklık getireyim ben. Ben de buradaydım ama şöyle bir şey var. Evet Aytekin sinirliydi ama sen resmen hani böyle küçük çocuklar olur ya böyle... Arkadan silgi atar da, aa ben yapmadım moduna girer ya. Ne yaptım? Sen, aa öyle mi? Tabii, aa muhatap olamam. Bak şimdi bir adam senin üstüne bak, şöyle söyle. Aa, hadi yap o zaman, aa cidden. Ne yapsaydım? Ben de delirsem, bak ben delirsem, ben Aytekin falan dinlemem. Hani beni o noktaya getirmemesi lazım. Ben hiç kimseye eyvallah olmayan bir insanım, bak. Kimsenin Allah yok kimseye uzunluğuna. Eyvallah canım benim. Benim daha çok yok. Bak beni tanımıyorsun. Güleyim de boşa gitmesin bari. Gerçekten yani. Bir insan da gülmesinden şeyini belli eder. Çok güzel gülüyorsun. Dilek makyaj yapamıyorum lütfen. Sinirlerim, sinirim bozuldu. Ne kadar suni bir gülme Allah'ım ya. Hangi oyuncusun? Aynı işte dün akşam da. Nerenin oyuncususun arkadaş? Ben mi? İşte doğallık yok anladın mı? Ben kuaförüm canım benim. Hiçbir doğallığınız yok mu? Yani kuaförüm, hiçbir oyunculuğum da yok. Olmasını da istemiyorum. İstersin istersin. Teknik yok canım bağlı yok almayayım. İstersin. Ben öyle şeyler benim işim değil yani. Hep öyle dediler bugüne kadar. Vallahi benim aile yapıma da ters. Anladın mı? Benim bir mesleğim var. Çok da severek yapıyorum. Neden sinirli olduğumu sorarsınız belki. Bir şimdi de. Ben anlatayım. O zaman madem konu açıldı. Senin kuaförünle ve makyözünle konuşurken Aytekin aslında onlarlık bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyordu dün. Burada ama herkes aşkım de... diyor. Bir saniye ben konuşayım ondan sonra... sen de konuşursun. Yok ilerleyelim birebir diye dedim ben. Konuşurken arada aşkım diyor. Canım benim. Ondan Suni. Sonra dinler misin? Dinlerim. Ve Aytekin burada senin kuaförünle konuşurken sen Aytekin dedi ki ya aşkım senlik bir şey yok dedi. Hani bu şekilde. Benlik var ama çünkü benlik var. Aşkım senlik bir şey yok dedi kuaförüne. Ve sen de dedin ki sen dedin nereden aşkı oluyor olsun onun dedin. Kes ya dedim. Aynen bu şekilde. Bana demesin arkadaşım sana ya. Sana demedi ki zaten. Samimiyetsiz işte. Sana demedi ki zaten. Ona da diyemez. Burada onu seviyor mu ki orada arkada ona aşkım aşkım? Ne hayırdır yani? Seninle muhatap bile o... Hatta sana dedi ki... Ya sen kimsin ben seninle muhatap olacağım dedi. Ben seni kuaförümle konuşurum dedi. Buyurunuz konuştukları ortada. Sen kimsin demek de bir insan evet, hareket öyle edecektir. Dedi. Sen çünkü saldırıya geçtin. Siz insan olamazsınız. Eğer akşamki yapılanı görüp de anlatmıyorsanız ben burayı terk ederim. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz yalancıyız sen doğrusu. Ama anlatmamıza müsaade etmiyorsunuz. Yani direkt... Hep ben müsaade etmiyorum. Tamam susuyorum. Siz konuşun. Sen bir şey söyleyeyim mi? 100 tane düşmanım olsun. 100 tane düşmanım olsun ama senin gibi bir tane olmasın. Asla. Ben hayatımda bu kadar büyük haksızlığa hayatımda uğramadım. Ya kardeşim sen de kıvırma. Böyle bir kavga oldu mu olmadı mı? Koray. Evet dün böyle bir kavga oldu. Ben gördüğüm kadarını anlatıyorum. Tarafsızım. Şurada bir toplantı yapıyoruz. Kendi aramızda bir şey konuşuyoruz. Ve o sırada
Aytekin burada kuaför arkadaşa, ismini hatırlayamadım şimdi. Berna'ya dedi ki, Berna bir şey anlatmaya çalışıyor. Aşkım benim seninle bir problemim yok dedi. Böyle söyledi. Gerçekten böyle söyledi. Hani Tayfun abinin bize hayatım dediği Anladım. Gibi. Anladım. Sonra Çiğdem Hanım dedi ki, sen dedi orada aşkım demiyorsan sen kimsin, aşkımla konuşuyorsun falan. Sen kimsin lafını etmedim. Neden aşkımı burada yayında söylemediğin kinini burada aşkım diye çevireme. Bana ikiyüzlülük yapamazsın dedim. Ben de bu, yani şöyle düşünüyorum. Bu aslında ikiyüzlülük değildi. Yani sen orada kötü bir şey demedi. Aşkım senlik bir problem yok dedi. İfadesi de böyleydi. Gerçekten senlik problem yok aşkım gibiydi. Daha sonra Çiğdem Hanım böyle yükseldi. Yükselince Aytekin de, yani siz neden bana geliyorsunuz? Neden benimle bu şekilde konuşuyorsunuz? Ay derken, inanmıyorum, yemin ederim. Bir dakika. Konu uzadı. Evet, sonrasında Aytekin'le aralarındaki atışma biraz büyüdü ve birbirlerine uzaklaştırdık. Peki Aytekin Bey neden bağırdı? Ben onu anlamıyorum. Şidem çok fazla tahrik ediyor. Yani kuaförüyle konuşurken böyle yapıyor. Sen kimsin ona aşkım diyeceksin. Yani bu böyle durup dururken söylenmez. Hayır, Aytekin asla, bak ben hakkının yanında haklıyım. Ben kimseyi haklı görüyorsunuz, görmüyorsunuz demiyorum. Ama bu konu böyle olmaz, böyle açılmaz. Bir şeyi vardır bunun tabanında açılması için. Siz şimdi birinci olduğunuz, yani ona mı böyle çok gülüyorsunuz gibi gibi misal, bir şey mi? Yok, Aytekin'in öyle bir sorunu yok. O derdi de o değildi, asla değildi. Aytekin Bey'in sorunu neydi o zaman? Aytekin, şöyle bir şey, Aytekin'in sorunu yoktu. Aytekin'in sorunu olmamasına imkan yok. Benim seninle bir işim yok aşkım demiş. Yani peki senin kiminle işin vardı? Şimdi ben anlatamadım herhalde. Şöyle baştan başlayayım. Toplantı yapılıyordu. Berna Hanım geldi, dedi ki, ya Aytekin yanlış anlama dedi. Aytekin de dedi ki Berna'ya diyor. Dedi ki senlik bir şey yok aşkım dedi. Bak buradan başladı. Çiğdem dedi ki sen kimsin ona aşkım diyeceksin falan filan. Aytekin'i tahrik evet, edince evet, Aytekin de söyledim. Sesini yükseltti. Bu Aynen. şekilde. Ben de dedim ki senin ya Çiğdem sen... Ondan önce yok, Aytekin bir şey. Bey... Hiç yok. Hiçbir konu yok. Aa, iyi ama bu mantığa aykırı. Hiçbir konu yoktu yani. Ay, bu mantığa aykırı. Bülent Hanım, ben gerçekten doğruyu söyledim. Daha önce ilk olarak bu nasıl çıktı? İlk öncesinde gerçekten ne tartıştıklarını bilmiyorum. Sadece gördüğüm ve şahit olduğumu anlattım. Avuç içi kadar yer burası. Nasıl bilmiyorsun? Tam olarak gerçekten böyle oldu. Sen aşkım diyemezsin, nasıl konuşuyorsun gibi bir tartışmadan yükseldiler. Onu anladık. Evet. Oraya gelmeden önce ne oldu? Sadece yayında olanlar, başka hiçbir şey yok yani. Burada sizi biraz etkilemeye çalışıyorlar aslında Bülent Hanım. Her lafıma bir şey ya. Ya seninle konuşmuyoruz. Ben sizinle, konuşmuyorum. Beyet seninle konuşmuyor. Beyet seninle konuşmuyor. Let's git yürü oraya. Evet, kuaförüm sensin stüdyosunda. Bugün çok değişik anlar yaşandı. Önce Seçkin'e puanımı veriyorum. Bana eksi bir. Teşekkür ederim. Bu suratla ne bekliyordun ki? Serap abla, ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki Koraycığım. Şimdi Tayfun abi çok uzun zamandır tanıyorsun. Evet. Biz çok kısa zamandır tanıyoruz ama bir değişiklik görüyorum ben onda. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? İnan onu ben de çözemiyorum. Düşünüyorum. Bu adamda bir değişiklik var. Bütün tabularını yıktı. Hiç bahsetmiyorum. Yıllardır siyah olan şu an bir utangaç. Bir kızarıyor falan. Benimle çok yan yana kalmamaya çalışıyor. Baş başa kalmamaya çalışıyor. Bence bir şeyleri itiraf etmekten çekiniyor. Yani detay var mı diye merak ettim de. Kaçıyor benden. Ama konuşsanız söyler ama, değil mi? Dökülür. Evet. Gözleri konuşuyordur. Sen zaten okuyorsundur. Göz göze gelmiyor. Aa. Evet. Şimdi biz artık yıllardır birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki çoğu zaman konuşmadan, hani bakışarak anlaşıyoruz. Birçok şeyi öyle çözümlüyoruz. Ama bugün hiç göz göze gelmedi benimle. Bakalım çıkışta ne olacak? Bronz, çikolata gibi olmuş. Sen susana, beni anlarsın. Aa. Karışma. Her lafıma bir şey ya. Ya seninle konuşmuyoruz. Ben sizinle konuşmuyorum. Beyet seninle konuşmuyor. Beyet seninle konuşmuyor. Ben sizinle konuşuyorum. İstersen Seçkin'i buraya alalım Bülent Hanım. Şuraya bir masa alalım.
Seçkin buraya gel. Nerede atacağım seçtim ya. Seçkin git yürü oraya. Yok. Gitme. Hadi. Geliyorum. Güzelliğin yanına git. Git tamam. Çabuk. Hakkını verebilirsen. Verebilirsen. Çiçeksiz gelme canım. Ya çiçeğin olsaydı. Biraz şuradan bakayım nasıl görünüyor. Yok yok sen kalkma. Evet. Ben burada yedek sunucu olacağım artık. Ay sen yedek medek değil orada dur. Bir şey diyeceğim buradan çok başka görünüyormuşuz biz. Ya. Aa. Ya. Harika burası ama ben burada çok yalnızım. Ya sen evet. Şey. Bak herkes ne? İki 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 iki. Siz orada dört kişisiniz. Aa, ay çok güzel. Arada geleyim ben buraya bari böyle durun. Bekliyorum. Kulise de hiç gelmiyorsun. Kulise de gelin. Öyle olmaz. Seçkin ne yapıyorsun orada? Gel canım. Ne yapıyorsun oyuncak gibi biraz şöyle yapsana ya. Hey. Çok seviyorum Gözde'yi. Bana sıcak bastı yalnız. Gel bana doğru çek. Bak kenara bakayım. Ben burada oturuyorum. Sen otur orada. Aa kaçtı Gözde. Allah'ım kaçacak. Evet kuaförüm sensin stüdyosunda. Bugün çok değişik anlar yaşandı. Önce Seçkin'e puanımı veriyorum. Süre bitti Seçkin. Sen aa süre bitmiş. Gel. Süre bitmiş. Ben gidiyorum yerime. Beraber hadi. Yiyelim şöyle. Evet puanını, Gözde'nin puanını da alalım. Evet. Sayın moderatör, size notum... İşte. On. Bana eksi bir. Teşekkür ederim. Bu suratla ne bekliyordun ki? 100. Yuh! Çok teşekkür ederim harika puanınız için efendim. Bu arada arkadaşlar sizin de süreniz sona erdi. Lütfen modellerden, fırçalardan uzaklaşın. Artık rimelleri, fırçaları bırakın. Kızar aynalar aşağı, eller yukarı. Süreniz bitti. Elinize sağlık. Ama bu rezalet. Aksesuarıyla, kıyafetiyle usak çocuk saçı gibi duruyor. Bir de küpeyi kırmızı yapmışsın. Aman tanrım. Bu da bomboş be kardeşim. Hayır, hiçbir şey hayır, sen sus. Bir göze bir hafif bir sus gölge. Dedim ya. Hiçbir şey yok gözde. Ya olmayacak. Kuaförüm sensin de haftayı ortaladığımız bu şahane çarşamba gününde sıra geldi değerlendirmeye. Efendim modellerimiz bugün sarayda bir düğüne davetli. Kırmızı halıyı serdik. Bakalım kim hakkını verecek? Asalet, zarafet yayacak. Kim sönük kalacak? Hazırsanız ilk olarak Aytekin ve Dilek'in takım arkadaşı Banu gelsin bakalım. Tayfun ve Serap'ın takım arkadaşı Hazal gelsin. Tabii o tuvaletlerle yürümek. Berna ve Gül'ün takım arkadaşı Çiğdem gelsin. Müzik
Koray'ın takım arkadaşı Özlem gelsin. Olsun, sıcak değil mi? Pişmiyor musun? Yok, kolları açık ve transparan olduğu için herhangi bir sıcaklık yok. Saçından, makyajından memnun musun? Çok. Peki. Banu, nasıl buldun? Ben bir şey merak ettim. Düğüne normal ziyaretçi olarak gidiyorsun değil mi? Davetiye falan gelmiş. Anlamadım. Ya solist gibisin de sanki düğünde şarkı söyleyecek gibisin. Kız kardeşimin düğünü. Tabii ki solist gibi gideceğim. Olmuşsun. Çok kırmızı kırmızısın. Hani kırmızı kusuyorsun resmen. Seviyorum kırmızıyı. Kendime çok yakıştırıyorum. Tamam, çok yakışıyor ama bu biraz fazla kırmızı. Ve hani seni daha zarif, daha asil bir şekilde beklerdim. Sana göre hep böyle senin gibi yastara büyünüp siyah mı tercih etmeliydim? Şu an siyah yok üstümde. İlk defa. İlk defa değil. Yani ben seni beğenmedim. Rüküş buldum biraz. Sen ne düşünüyorsun Çinem? Şimdi ben neresinden başlayacağımı gerçekten bilemedim. Yani saray düğünüydü konseptimiz. Gerçekten astrolist gibisin. Yani kırmızı çok güzel. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Ama sen gerçekten şaşırmışsın. Cemiyet hayatında ya da işte saray hayatını ben yaşamadım bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla. Hani usul erkan bilmiyorsan gitme yani. Ya da biliyorsan git. Yoksa bu duruma düşersin. Neymiş usulü? Yani çok hani ilk defa saraya geliyormuş havan var yani. Sen gerçekten. Hiç görmedin herhalde. Görmediğimi ifade ettim herhalde. Bilmiyor da olabilirim dedim ama sana bakan ilk defa saraya geldiğini kesinlikle anlar. Başka da yok. Rüküş diyorlar sana. Çok rüküş. Üslup yani bilmiyor diyorlar. Nasıl rüküş olunuyor bilmiyorum. Efendim? Bu şekilde gittiği nasıl yerle rüküş olunuyor alakalı. Bilmiyorum. Elbiseye kötü demedik. Elbise çok güzel ama yeri değil. Ne olmalıydı? Nasıl olmalıydı? Bu kırmızı olurdu ama yani daha zarif, daha böyle kibar bir şey olurdu. Bu uçuşlar, o taşlar, ne bileyim o küpeler. Bilmiyorum yani, yani jüri daha iyi bilir ama hani ben bildiğim kadarıyla olmamış. Mümkün değil yani. Aksesuarları nasıl buldunuz kızlar? Küpeleri mesela? Çok fazla. Yani her şeyi taşıyor. Çok fazla. Kırmızıya kırmızı olmuş mu? Hiçbir şey olmamış. Olmamış. Elindeki çanta külliyen değil yani. Mümkünatı yok. Saçına mı uydurdum bilmiyorum. Ten rengi olduğu için. Yok hayatım, olmaz. Mümkün değil. Ve elime de kırmızı alacaksın çanta eline alamazdım. Böyle bir gecelik ama böyle gece kıyafeti giyiyorsan onun gibi taşından bir şey yani kaybolan içinde gene olur. Zaten hani, ten rengi olduğu için kaybetmekten kayboluyor. Onu kastım Hayır, değildi. Hayır, ten rengi olduğu için zaten silik geliyor. Hiç olmamış. Mümkün değil yani. Hele o ayakkabılar. Ayakkabılar nasıl göster? Yani asla, asla saray diye sarayın kapısından bile geçemez. Aytekin saçı nasıl buldun? Ben temiz bir topuz görüyorum burada. Yavaşça etrafına dönermiş. Saç çok temiz olmuş. Hani bir saray düğünü için biraz fazla abiye geldi bana. Çok fazla arabesk geldi daha doğrusu. Ondan dolayı konsepte çok yakıştıramadım. Ama temiz bir işçilik var saçınızda. Onu sevdim. Sadece Özlem'in yüzüne şu geriye alma olan kısmını yakıştıramadım. O önden alma yüz hattını değiştirmiş. Onu sevemedim, onu yakıştıramadım. Arabesk dedi topuza. Ne diyorsunuz? Topuz arabesk falan değil, dümdüz. Yavaş etrafında döner. Sade bir topuz. Şöyle sürekli aynı yerde, aynı tonda, aynı tarzda yapmak istemedim. Dün ensedeydi, öbür gün yandaydı, öbür gün açıktı. Bugün de tepede taramak istedim ki kıyafetin yakaları tüylü. Zaten yukarıya çekmem lazımdı. Ha balerin de olurdu, bu tarzda olur. Yani abartı olabilir. Hani bu kişiye göre değişir abartı. Ama zaten kıyafet abartı. Saç da bu kadar düz bir saç yapılabilir diye düşünüyorum. Gül, makyaj nasıl? Genel olarak zaten her zaman vurguluyorum. Koray'ın tarzını beğeniyorum ama makyaj saçın ve kıyafetin bir tamamlayıcısıdır.
burada saray düğününe giden bir kadından daha çok pazartesi günü evlendikten sonra nikahın kınasını kaçırdığını fark eden bir kadını görüyorum. Makyaj güzel, temiz, sadece dudak parlak. En fazla saray düğününde girişte bir içecek içtikten sonra zaten bir iz kalır gider. Ama ben saray düğününde mat bir ruj tercih ederdim sadece. Çünkü yani hepimiz rujlarımızı tazelemiyor muyuz bir şey içtikten sonra? Hemen bir bardak su içtikten sonra tazelemeyeceksin herhalde. Bir su içip diyeceğim pardon ben bir rujumu temizleyip gelecek miyim ya diyeceksin. Zaten kıyafetim ön planda olduğu için ya. Ruju o kadar da önemsemiyorum. Bir de Çiğdem'e de katılayım. Saray düğününe giden bir insan bilmeli yani. Bardakta iz kalması da etik değil yani. O yüzden çoğu insan, kraliyet ailesi işte bunlar mat kullanarak iz bırakmama peşinde. Ay ben bunu ilk defa öğrendim. Gerçekten. Öyle miymiş? Ya bardak sonuçta oradaki bardak var. Sanki ben bunu araştıracağım. Ruj iz bırakabilir. Hiç duymadım ne kadar dayanıklı. Saraya giden rujunun lekesi çıkar mı ya? Onun da ruju kalitelidir kardeşim. Ay, sabit bu ruj olmalı. Oruç sen bulaşır sonuçta mı ya? Eline kadeh alacaksın, bardak alacaksın. Ben. Şimdi bu ruj hemen duyuyorum. Geçecek. Teker teker arkadaşlar. Dün Berna saçın arkasında işte tüy vardı hesabı böyle. Armudun sapı, üzümün çöpü. Bugün sen işte gloss sürülmüş vesaire. Ya böyle ufak şeylere takılmayın. Biz o zaman şöyle bir şey. Bütün sürdüğümüz rujları çıkmayan ruj sürmemiz gerekiyor müşterilerimize. Senin zaten bir rujun var. İki gündür, üç gündür ben aynı ruju görüyorum. O yüzden ruj yorumu senden duymamalıyım. Pardon. Evet. Kiremit rengini kahveye çeviremeyen bir insansın. Yorumuna ek şunu söylemek istiyorum. Geldiğinde dedin ki biz Azeri kadınları severiz. Gözde oynarız, makyajı abartırız, yaparız, ederiz vesaire. Geldiğin günden beri tekrara düşüyorsun bu konuyla alakalı. Muhakkak modelinizin gittiği konsept uymadı, etmedi. Fakat bunu yine siz söylediniz. Dediniz ki nereye gittiğin hiçbir önemi yok. Benim memleketimde gidiyor belki dediniz. Ben o makyajı yaparım, abartırım. Çünkü bunu seviyorum dediniz. Fakat tamam. Ben böyle bir şey görmedim. Tamam. Sonrasında şimdi bunu söyleyen bir kadın, ben abartılı severim, hat severim, bayılırım diyen bir kadının... düğünden sonra kınayı kaçmış, gelin olmuş bir şeyler söyledin anlamadım. Bunu söylemeni yine çok bağdaştıramadım. Ama baştan ayağa sende her şey. Bak buradan Sine'den itibaren her şey parlak kalıyor. Onun sonrasında rujundan bahsettiniz. Özlem kırmızıyı çok seviyor, kırmızı istedi. Fakat ben kırmızı bir şey daha olmasın dedim. O yüzden böyle biraz parlasın ben istedim. Ben sadece şunu iddia ediyorum. Senin daha çok sorunun bu kadar güzel bir makyaj çıkardığın bir dünyada... ...mankenin kıyafet konusunda bir yerde bir gol yiyorsun. Belki burada başka bir kıyafet olsaydı... ...evet makyaj çok güzeldi. Ruju da görmemezlik verdik. Yapabilirdik. Ama bir bütün olarak makyaja değerlendirmemiz lazım. Saçla, kıyafetle boşuna en son gelip onu yapmıyoruz. O yüzden ben o konuya değiniyorum. İşin temiz, güzel, kız da güzel ama... orada kıyafetle bir çelişmeyince makyajın bir anlamı kalmıyor, kayboluyor. Peki bakalım çelimiz nasıl buldu? Adnan Bey nasıl değerlendiriyorsunuz topuzu? Ben topuzunu çok sevdim. Yani şöyle biraz eski gibi gözükebilir ama bir saray konsepti için gerçekten güzel oldu. Hele ki o senin ustalığın, o temizliğin hani buradan böyle bakınca jilet gibi saç. Bu kaliteyi görmek istiyorum yani gerçekten topuzla. Bu temizlik, bu pırıl pırıllık benim çok hoşuma gidiyor. Ama bir tek bir şey beni rahatsız etti. Yana döndüğünde biraz daha döner misin? Şu arkadaki böyle bir bohçalaşma düşme mi artık yoksa üstteki bandı çok mu sıkılaştırdın? O boşluk beni biraz rahatsız etti ama geri kalan bence çok güzel. Saç makyajıyla ilgili zaten Seçkin söyleyecektir. Orada yine bir trik var. Bir dokunulması lazım. Çünkü çok böyle yüzü çekmesi çok güzel oldu. Makyajı çok destekledi. İşini çok kolaylaştırdı. Ama bir şey var onu Seçkin Bey söyleyecek. Bir şey söyle. Ben başka bir şey söyleyeceğim Koray'a. Üçüncü gün bugün kaşlarını çok kısa bırakıyorsun. Kaşlarını kısa bıraktığın için şu elmacık kemikleri ve kulaklarıyla birlikte çok çıkıyor. Kaşları biraz bak lazım. Hı? Ona dikkat edelim. Puanınızı alalım. Eline sağlık. Teşekkürler. Işıl'cığım böyle bir kıyafetle saray düğününe gidilir mi? Çok fazla. Yani şimdi isminin altında ezilmek diye buna denir. Davetin isminin altında ezilmek. Saray düğününe davet diye hazırlanınca o kadar çok abartmışsın ki.
taş, otriş, işleme, desen, dantel, küpe aynı renk. İnanılmaz bir karmaşa var. Yani sadece saçını klasik, düz, temiz görebiliyorum. Makyajın da yani fena değil. Fakat elbise olmaz. O kollar ne öyle? Dans ederken dansçı gibisin. Elini kolunu kaldırırken. Ayakkabına bir bakayım. Ayakkabı bir felaket. Lütfen böyle bir ayakkabıyla hiçbirinizi görmek istemiyorum. Çünkü bir platformun da güzeli vardır, çirkini vardır. Ama bu rezalet. Çanta açar mısın? Böyle bir kıyafetle, böyle bir elbiseyle mümkün değil olmaz. Bir deri pantolon giyersin, üzerine bir gömlek ya da tişört ya da bir ceket, blazer. Saçınızı arkaya doğru jölelersiniz. O stiletoyla o çantayı alırsınız, klaçı. Ama böyle bir elbisede öyle bir karmaşa, öyle bir savaş, öyle bir yarış var ki her şeyin birbiriyle. Bakamıyorum bir kere bu kadar kırmızının içerisinde. Otriş kırmızıyken, taş kırmızıyken, dantel kırmızıyken bir de küpeyi kırmızı yapmışsın. Aman tanrım. Aman tanrım. Bu sebeple hiç başka bir şeye giremiyorum. Yani ne kadar özenmişsin o kadar hata yapmışsın. Tabii ki özeneceksiniz ama abartmamak kaydıyla. Benim size puanım. Seçkin makyajınız. Ben makyajı genel olarak fena bulmadım ama gözler biraz fazla keskin geldi bana. Biraz daha degradesi daha iyi dağıtılabilirdi. Daha şakaklara doğru daha hafifçe dağıtılabilirdi. Kaşlardaki kısalık aynı şekilde benim de dikkatimi çekti. Biraz daha uzatabilirsin kaşları. Bir de sağ kaş daha yukarıda duruyor. Onları biraz daha eşitleyebilirsiniz. Ben bu kadar şıkırtılı bir kıyafetin ve küpenin, aksesuarın takıldığı kostümde biraz daha mat ve biraz daha aydınlık bir ruj tercih etmek isterdim. Biraz daha nude bir renk seçebilirdiniz rujda. Bu arada saç makyajını da yaptığınızı gördüm. Ama biraz eksik kalmış bence. Adam Bey'in de söylediği gibi saçta ortada, sağda, solda, yanlarda, ön tarafında makyaj ihtiyacı var. Biraz farla destekleseydiniz, hatta yapabilirim isterseniz vaktimiz varsa. Yapayım mı? Buyurun alalım sizi. Müsaade edersiniz. Biraz daha kırılmıştır herhalde. Nasıl evet, duruyor? Tabii çok daha iyi oldu. Benim size gizli puanım. Bülent Hanım saray davetine uygun mu? Bence çok uygun. Tepeden tırnağa kadar. Çünkü mahalle düğününe gitmiyor. Efendim son derece şık bir kıyafet. O ihtişamdan, o merdivenlerden inerken bu kıyafet fevkaladenin fevkinin de fevkinde. Saç muhteşem ötesi. Makyaj hakeza. Efendim benim size puanım 4,5'dan 5. Helalinden. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Demek ki arkadaşlar bilmiyormuş. Bir şey söyledin sen bu arada giderken. Çok ayıptı dedi. Bence söylediğin. Çok ne ayıptı. Dedi? Demek ki arkadaşlar bilmiyormuş dedi. Ama diğer jüri üyeleri de ayrıldı. Her... Hayır sen bilmiyorum. Belki dedin ya ben de bilmiyormuş dedim. Ha sana ben... demiş yani. He ama yani ne bileyim çok çok ayıp bence. Yani bilip bilmediğini sordun ya. Dünkünden hiçbir farkı yok şu yaptığını biliyor musun?
Yani eksi alınca da demek ki başka bir tepki vereceksin. Ben hiç tepki Şeyden, vermem. Senin sorunun hep teşekkür, ne? Ben hep teşekkür ederim yorumlara. İyisine de kötüsüne de. Ben de teşekkür Çünkü etti. Herkesin fikri farklıdır. Herkesin göz zevki farklıdır. Teşekkür edersin. Ben hani de saraya teşekkür da gidiyorsun ettim zaten. Olsa, zarafet her zaman iyidir. Bozmayacaksın Bilip asaletini. Bilip bilmediğini soruyordum. Bilmiyor musun? Ve ben seni anlamıyorum. Senin Ve derdin ne? Sen neden bu kadar gerginsin? Ne kadar gerginsin? Güzel söyledim. Bilmiyor olabilirim diye ifade de ettim zaten. Ya sen neden bu kadar gerginsin? Yani senin problemin ne? Bir sorunun Beni mu var? Beni niye kopluyorsunuz gerginliği anlamıyorum ki. Sen inerken bir oyunla şey söylüyorsun. Oyunla gelmiyorum. Ateşi atıyorsunuz. Özlem, ben bir şey söylediğim zaman ben hazmedemiyorum. Sizin kadar yutamıyorum demek ki. Var mı daha ötesi? Yutamıyorum. Öyle bir hazmım şeyim yok yani. Özlem yeter. Öyle yani. Bence de yeter. Gerçekten. Çok ayıp yani. Çok ayıp inanın ki. Ay her şeyi benim sayemde öğrendiniz. Hakkınızı da öğrendiniz sayemde. Bir şey söylüyorum. Ya benim geldiğim yani bunu nereye çekiyorsunuz? Ben yorumlanırım. Ben ne giysem sen beni yorumlayacaksın zaten. Yorumluyorum zaten. Her ben sana kötü bir şey demiyorum. Diyorum ki. Ben Snob etmek ne biliyorsun? Ben kuaförünüzle muhatap oluyorum hanımefendi, lütfen. Sarayla ne alakası var söyleseniz hanımefendi. Senin farkın nerede? Senin cazgırlığın nerede? Ben şaklabanlık yapmaya gelmedim buraya. Ben makyaj Neyse, yapmaya kes, geldim anladın kes, mı? Kes, konuşma. Kusura bakma, ben seninle muhatap olmuyorsam cazgır olmadığım için. Seviyem seninle aynı değil çünkü. Bunu ben şimdi biraz düzeltmek istiyorum. Bunu hocaya veriyorum. Hoca ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gittin mi daha önce saray düğününe? Gitmedim. Gitmedim. Ama televizyonda, magazinde falan sıklıkla evet, görüyoruz. Evet, gördüm çok. Siyah, risk almadın. Ben siyah çok severim zaten. Benim rengim siyah. Hani o risk almak değil, aslında tam tersi. Öyle görüldüğü için risk almak aslında. Saçların ortadan ayrılmadan da çok... Bugün farklı oldu. Evet, tamamen kontrolüme emanet ama jüri üyelerimizi dinledik. Yani onlar zaten istemezlerdi, mümkün değildi. Ortadan ayrık gelemezdim. Peki ayakkabılarını da görebilir miyiz? Şöyle bir konu, saray düğünü olunca aksesuarlarınızı, ojelerinizi, her şeye dikkat kesiyorum arkadaşlar. Ojeleri görelim. Peki. Nasıl buldun Özlem? Senle başlayalım. Ben ilk önce şurayı sormak istiyorum. Şurada şu yukarı çıkan yer, göğsüne oturan kısmım altındaki. Sola gelir misin? Bilmem. O biraz yukarıda kalmış, oturmamı sanırım. Ve ben üzerindeki kıyafeti saray için basit buldum, benim fikrim. Ojelerin de rujunla uymuyor. Ojelerin turuncu, dudakların kırmızı. Galiba. Buradan kırmızı gibi görünüyor. Saçların da sanki yataktan kalkmışsın da çıkmışsın gibi duruyor. Bülbül yuvası söyledi. Sadece kolyenle küpeni beğendim. Bir de çantan güzel. Teşekkür ederim. Pazar. Her gün olacak diye bir şey yok. Teşekkür ederim. Elbisenin altını beğenemedim. O tütüyü beğenemedim. Sevmedim. Dekolteni çok sevdim. Yani senin bu omuz kısmına... Daha başka bir elbise beklerdim. Çünkü çok güzel taşıyorsun gerçekten ama... Bir gün elbise... çuval giysek keşke hepimiz de taşısak şurada. Var gerçekten mısınız? Gerçekten taşıyorsunuz. Var mısınız? Kutu konsepti, çuval konseptini geçmiş olsun. Evet. Görmedim şimdi. Taşırım da. Ben kendimden eminim. Diğer arkadaşlar için konuşamam. Cam filmi bile giymişliğim var. Modellik yaparken sıkıntı yok. Dekolteni çok sevdim. Onun dışında yani takılarına elbiseyi uyduramadım, çantayı uyduramadım. Saçı makyajı zaten benim haddime değil. Bilmediğim için karışamam. Ay her şeyi benim sayemde Olur. öğrendiniz. Haddinizi de öğrendiniz sayemde. Haddimi senin Bugüne sayende öğrenmedim. Bugüne kadar her şeyi yorum yapardınız. Ben Oradan ailemden söylendikçe saça makyaja haddim değil. Eskiden bu cümleyi eminim kurmuyordum. Kimse bana haddimi öğretmedi burada. 3 gündür biz burada yarışıyoruz. Bugün 3. gün. 3 günde sen bir insana haddini öğretebilecek kapasitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Lütfen kelimelerini seçerek kullan. Anladın? Anlamadım. Teşekkür ediyorum. Bir daha anlatır mısın? Anlatmıyorum. Hiç anlamadım inan ki. O senin Sesin kapasiten. Gelmiyor. O senin kapasiten. Canım ben kıyafet yorumlamam. Ben iyi bir şey söylüyorum. Ya benim geldiğim yerde yani kıyafet yorumlanmaz. Ben yorumlanırım. Ben ne giysem sen beni yorumlayacaksın zaten. Yorumluyorum böyle. Zaten. Ben sana kötü bir şey demiyorum. Her zaman hepiniz bana saldırırsınız. Ben tek olurum.
Ne istediğin olabilirsin. Özgüven patlaması. Hiç sıkıntı yok. Çok özgüvenliyim, evet. Geri geldim ve o kadar küçülüyorum. İyi bir şey söylüyorum. Sağ ol. O kadar küçülüyorum. Şu an görüyorum ne kadar küçüldüğünü. Hiç ölçmene gerek yok. Ne kadar küçüldüğünü şu an görüyorum. Olabilir. Küçük de olursun, büyük de olursun. İnsanlık hali, yaşamda hepsi var. Peki Engin saç nasıl? Yavaş etrafında döner misin? Yani saç bana göre bir pazar kahvaltısında kullanılabilir. Böyle bir elbiseye daha sert bir saç ya da dümdüz bir fön kullanabilirdik. Yani geceye göre basit buldum. Gerçekten bence gayet basit. Güzel. Daha yorumumu bitirmedim. Geceye göre basit buldum. Topuz olmalıydı. Ya da ne bileyim düz fön bile olabilirdi. Dümdüz jilet gibi bir fön yandan ayrılmış kulak arkası olabilirdi. Tülermiş, fazla pas kırmış yani. Şurada bir şey görüyorum. Yani Bombay ile arasında kalmış bir şey görüyorum. Tam net Bombay de değil. Takılar saç spor, takılar daha gece için kullanılmış. Orada bir uyumsuzluk var. Snob etmek ne bilir misin? Ben kuaförünüzle muhatap oluyorum hanımefendi, lütfen. Ben kuaförünüzle muhatap oluyorum. Elbise mi konuşuyorsun? Size hiçbir şey söylemedim. Diye bir şey ben var. Kuaförünüzle muhatapım. Bernacığım, diyeceklerim bu kadar. Ellerine sağlık. Tayfun, son olarak senin yorumunu alalım. Ya Çiğdem çok iyi yürüdü, çok iyi taşıdı falan. İnanılmaz yakışıyor ona o duruşlar falan. Ben o saçın... sadece şunlar var ya şunlar. O romantik düşüşü ben normalde sevmem ama bu kostümde sevdim. Şu düşüşleri çok sevmedim. Onlar sanki üstten mi olmalıydı? Yani biraz daha yukarıdan mı düşmeliydi falan diye öyle bir his uyandı. Ama şu şeyi sevdim yani. Duruşu hoşuma gitti. Romantik duruyor, hoş duruyor. Beğendim. Teşekkür ederim. Yani zaten beklediğim bir yorumdu. Peki. Serap makyajı ne diyorsun? Şimdi hanımefendinin makyajında çok fazla detay yok. Fresh bir göz, fresh bir yüz. Ama ben yüzde ekranda daha net görüyorum. Yakından bak, buradan baktığımda dalgalanmalar görüyorum. Hanımefendinin de böyle koperozları var. Tam olarak nerede dalgalanma var? Koperozları var hanımefendinin. Koperoz nedir? Kılcal damar çatlaması. İnce damarlar yüzdeki. Birebir gündüz gördüğümüzde de fark etmiştim. Acaba ben onları mı görüyorum? Fondötenim yetersiz mi? İnce mi? Bilmiyorum. Toparlıyorum. Makyajda çok detay yok. Hani baskın olan ruj. Kaşlardaki o yüzden asimetri çok rahatsız ediyor. Böyle bir makyaja en başta yapman gereken şey bence kaşı eşitlemek. Çünkü çok fazla detay yok makyajda. Şöyle söyleyeyim, biz kaşı zaten değiştirdik. Eskiden daha böyle iki gün inceltiyorduk. Şu an kendi kaşının şekli üzerinden daha kalın yapmaya karar verdik ki bence çok asimetri görmüyorum. Oldukça düzgün. Kılçal damarlara geldiğimiz zaman da biraz belki fondöten eksiz kalabilir ama sarayda da ışıklar yüzüne patlamadığı için kimseyi rahatsız edecek ya da 30 ton böyle bir fondöten uygulama fikri bana çok uymadı. O zaman asimetriyi görmüyorsan şöyle söylüyorum. Hanımefendinin sağ kaşı aşağıda, sol kaşı yukarıda. Bunu sadece ben mi görüyorum bilmiyorum ama... Ama üç gün arkadaşlar kaşı görmüyor konuşuyoruz. Yani. Bu kaş yapılmış bir kaş ve orada o kaşı ona eşitleyeceğim derken kapkalın bir kaş mı yapacağım? Elimizde olan bir mevcut bir kaş var. Olmayabilir. Ama bunu kabul etmiyorsun sen. Hepimiz her zaman burada mükemmel şeyler yapmıyoruz. Taşıyor, akıyor, eşit olmuyor ama sen kabul etmemekte direniyorsun. Saray düğünde herkesin kaşı asimetri mi olacak? Herkesin kaşı. Burada bir santimlik bir şey var. Sarayla ne alakası var söylesenize hanımefendi. Anlatamıyorum yani gerçekten... Bunun sarayla ne alakası var? Konuşsanıza. Sarayla ne alakası var? Tuvalete giderken de eşit olacak kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Yani bizim işimiz bu asimetriyi düzeltmek. Evet, burada kısıtlı bir zamanda yarışıyoruz. Laf oyunları bunlar. Ama bunu kabul etmek durumundayız. Yani parlatıcıya mazeret bulan, yani mana bulan bir insan... ...iki kaşın aynı olup olmayacağını bana... ...yani öyle anlatıyorsun ki kendini gerçekten şöyle diyesin var. Şöyle diyesin var. Ay evet, iki kaş birbirine uymayabilir. Bitti yani mi? Gayet öyle bitti anlatıyorsun mi? Ki kendini. Ha, bitti gerçekten. Mi? Biri... Hayır bitmedi. Bitmedi. İlk önce ben deminden beri delirdim burada. Gerçekten yerimde duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Sen buraya geldiğinde demedin mi? İşte burada sadece eyeliner çekiyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar.
Ya burada makyaj mı var? Var mı? Şu suratta makyaj var mı? Üç gün aynı şeyi sürüyorsun mankenin üzerine. Sen mi yorum yapıyorsun bana ya? Pardon. Bir ruju değiştir, bir ruj al, ondan sonra ben bana yorum yap. Evet. Hiç alakası yok. Gayet de ayrı ayrı sürüyorum. Hiç alakası yok. Benim modelim gelsin. Benim modelim buraya gelsin, ondan sonra beni eleştir, anladın mı? Ben şu anda göremediğim makyaja, yani ya, o yaptığın kontürleri sabırsızlıkla yerimde duramıyorum gerçekten. O nasıl bir kontür? O nasıl bir burun kontürü? Ya dudağı üç gündür söylüyorum, üç gündür aynısın. Buraya gelip sen demedin mi? Sadece eyeliner çekiyorlar, ben fark yaratmaya geldim. Senin farkın nerede? Senin cazgırlığın nerede? Al gözlüğümü, bak sana kaç kere teklif ettim. Oradan senin göremiyorsan masanı değiştirelim. Ben şakabanlık yapmaya gelmedim buraya. Ben makyaj yapmaya geldim, anladın mı? Konuşma. Lafı beli yapma yani bana. Sesin çok geliyor sen buraya. Sen niye konuşmadığınızı anladım, çünkü gerçekten konuşamıyorsunuz. Ay sen kız çok konuşuyorsun. Sen çok net bir şeye bağlıyor. Boş, İyi kötü bağlıyor yani. İkinizin de konuştuğu bir şey yaramıyor çünkü. Çünkü ortada bir şey yok. Ne anlamda konuştu? Öyle. Pardon da. Ne yapayım, senin gibi cazgırlık mı yapayım? Bağırayım mı burada? Masalara mı vurayım? İş yap. Yapıyorum canım ben işimi. Başı başına ben iki gün burada gelir gelmez üst üste birinci olmadım. Yani işimi sürekli kötüleyemezsin sen. Şu saçı sökün. Beş dakikada şu örgü yapacağım ve adam akıllı yapacağım. Ya sen zaten o zaman buraya direkt kuaför olarak katılsaydın. Ben makyaj da yapıyorum, saç da yapıyorum. Ben de yapıyorum ikisini de. Sen bir tanesini becerayla konuş. Sen bir tanesini becerayla konuş. Bakalım jüriniz nasıl değerlendirecek? Adnan Bey ne diyorsun? Ne diyorsunuz hocam? Arkadaşlarımız bir şeyleri konuşurken totali görmüyorlar. Şöyle baktığımız zaman Çiğdem Hanım'ın yüzüne bu saç güzel. Ama şu kıyafeti ona giydirin, kır düğününe bu saçla gönderin. Ama Saray'a bu saç asla olmaz. Asla olmaz. Kim demişti bilmiyorum, hani yataktan kalkmış gibi. Çok genç, güzel bir örgü. Tamam, yapılış şeklini tartışabilirsiniz aranızda. Yamuk olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Okey. Ama asla asla böyle bir saray düğününe böyle bir saç olmaz. Kırmızı halı da görmüşsünüzdür, yazmışsınızdır arama motorlarına. Bu kıyafette kırmızı halı şeylerinde görmüş olabilirsiniz. Yurt dışında da oyuncular, sanatçılar bu tip saçlarla böyle kıyafette, ama asla saraya olmaz. Bu kadının yüzüne, yani bu asalete, aksesuarıyla, kıyafetiyle bu saç çocuk saçı gibi duruyor. Bunu ben şimdi biraz düzeltmek istiyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazik. Naziksiniz. Efendim, ayakta bu topuzu hem de aynasız hem de saçı bozup tekrar görmek ister misin kendine? Bilmem. Bir tur yürürüm belki. Önce bir gör kendini. Ama o eminim asla böyle kaldırmaz saçını yukarıya. Tabii, yani. Tabii ki bu bir şov havası. Biraz yüksek olması iyi oldu. Belki ben normal şartlarda ben de biraz daha düşük tararım işte. Bir yürü bakalım bize. Müzik de istiyor yönetmenim. Yani iftihar ettim. Hakikaten. Al
Alkışlıyoruz tekrar Adnan Sayfer'i. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Aşıyan da biliyorum. Ben Çiğdem'i alkışlıyorum. Aşıyan da hakkını veriyor. Elinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Çünkü tarzı değil, bu kadar yüksek saçı sevmedi. Bunu anladım ama ona rağmen... Onu o kadar güzel bir gurla taşıdı ki teşekkür ediyorum. Ben hemen ediyorum. Numaramı veriyorum. Aa. Buyurun. Verin. Bunu hocaya veriyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoca ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İftar ettik hakikaten. Hakikaten İnşallah iftar. İlerleyen günlerde daha böyle relax... Orta, İnşallah. Şey. Şimdi sana gelince... Onu da gizli verin hadi. Ver. Ayakkabını gördüm, çok güzel. Çok güzel. Süper ötesi. Ayakların da çok güzel. Bileklerin. O ayağım pötü pötü böyle. Makyajına bakayım gel. Bismillahirrahmanirrahim. Göz kapağına hiç mi bir şey sürmedi ya? Sürmedi ama şimdi şöyle bir şey yapayım. Kırmızı rujla patlattı. Kırmızı rujla biraz daha fazla gözde oynanırsa... Yani o kırmızı çirkinleşir. Öyle bir renktir. Hem albenisi vardır ama bu doğallıkla bu kırmızı... Çok beğendim. Her yerini beğendim. Hadi git. Benim size gizli puanım... Çok mu acaba? Gizli puanımı sakın merak etme. Verdim biraz daha gizli puanı. Etmiyor. Seçkin makyajı nasıl buldun? Ya evet, kırmızı ruja boş göz eyvallah. Ben de çok fazla sevmem ama bu da bomboş be kardeşim. Hayır hayır şey sen sus. Bir göze bir hafif bir sus gölge. Sus dedim ya. Hiçbir şey yok gözde. Ya olmayacak. Bu, ya olmayacak ama ona yine bir makyaj yaparsınız da olur yok gibi görünüyor. Olur mu gözlerin dibindeki o beyazı falan görmedin gördüm, mi? Gördüm gördüm. Ne istiyordun daha? Ha? Çok güzel olmuş. Evet. Hayır hayır söylüyorum. Bir kere sol gözdeki takma kirpiğiniz sol evet yani benim gördüğüm tarafa göre biraz saçını açar mısın? O gözünü aşağıya düşürmüş. Sağ taraftaki gözün yukarı o göz aşağı doğru bayağı bariz bir şekilde düşüyor. Kırmızı dudaklı evet ben de boş makyaj dediğim severim ama belki kirpik dibine böyle Hollywood eyeliner dediğimiz gözün içine siyah bir şey çekebilirdiniz. Gizli dipte bir dip liner gibi olabilirdi. Kirpiği de destekler. Çok fazla boş duruyor. Yine bir göz kapağına hafif bir yüze yaptığımız kontür gibi gözü gölgeleyebilirdiniz. O kriz bölgesinde biraz daha gölgelendirme isterdim. Yine makyaj. İşte hafif yine yani. Makyaj. No, gözde o no make-up dediğimizde bir make-up ya. O da yok burada. Burnun ucundaki parlama da bana biraz fazla sadece geldi. Sadece ve sadece ruj var. Ve gözün o saflığı var, temizliği var. Sen onlara bakma koçum. Yoksa kıyafetine bayıldım ben, bu arada. Ben ne diyorsam o. Olmuş. Kadar. Evet gözde biraz daha makyaj. Hala geçerli. Konuşuyor ya. biraz daha konuşmam gerekirse. Veriyorum. Benim bugün size puanım 3. Teşekkürler. Işıl'cığım kıyafet nasıl? Şimdi kıyafetle ilgili çok fazla şey söyledi arkadaşlar. Hemen oraya son noktayı koymak istiyorum. Saray ağırlık ister. Saray siyah ister. Asalet ister. Klas olmak ister. İşli olsun, işsiz olsun. Düz olsun, olmasın. Ama siyah ister. Ben şu anda elbiseyi sende çok güzel gördüm. Ayakkabılarını tekrar gösterir misin? Biraz önce gördüğümde. Bayıldım onlara. Platform işte böyle zarif platform olmalı. Hani böyle kocaman üzerinize yürüyen platformlar o kadar kötü duruyor ki. Bilekleriniz ince, kendiniz zayıfsınız.
ona göre de platform tercih etmelisiniz. Ben çok beğendim bu anlamda. Fakat diğer saçınla da karşılaştırdığımda aslında ben o saçı da hani yurt dışında çok kullanılır mesela. Çok iddialı bir elbise giyinirsiniz ama saç şımarık olur. Sanki bilerek böyle özenmemiş gibi yaparsınız. Ben o kadar özgüvenliyim ki saçım da böyle kardeşim şeklindeki. Kırmızı ruju dudakların çok kocaman olduğu için çok yakıştırdım. Çünkü biraz daha böyle derli toplu ve küçük yaptı. Ve seni de... Kalem çekmedi bir kere. En güzel şey. Ve bu elbisede, bu klasta o kırmızı ruj yok göz makyajıyla ve çok belirgin olmayan allıklarınla bence güzel oldu. Fakat kirpiklerindeki takma yanlışlığı korkunç derecede gözüme çarpıyor, onu söylemek zorundayım. Daha düzgün takın onu. Onun dışında çantanı da beğendim. Benim, ha buraya not almışım bakın, onu da geçmek istemiyorum. Arkadaşlar saraya gidiyorsunuz diye abartmak zorunda değilsiniz. Less is more. Az ama özsün. O yüzden benim sana puanım bugün 4. Adnan Bey, saçının ilk halini puanınızı alalım lütfen. Dediğim gibi ben normal şartlarda saçı beğendim. Eksikleri vardı ama konseptten çok uzak olduğu için puanım... 2. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 2. Gel bakalım Hazan. Keşke önceden. Evet, senin gibi keşke bir düğünü geçseydim de gelseydim yani. Muhteşem ötesi. Kombinlerindeki yanlışlar beni çok rahatsız ediyor. Ben makyajı çok beğendim. Başka birinin elbisesini ödünç almış, gelmiş gibisiniz. Bunu mezardan Münir Nurettin Selçuk çıksa... Katıldın mı daha önce bir saray düğününe? Böyle bir tecrüben oldu mu? Yok, hayır. Sadece defileye gitmiştim. Muharrem Bey'i davetliydim, o kadar. Siyah tercih etmişsin. Evet. Ama epey zor yürüdün mü? Evet. Terzinin azizliğini aradım. Nasıl yani? Ya boyu tam provasız aldım. Daha doğrusu provayı yapmıştık, paça boyunu. İkinci kez giymedim provadan sonra. Özel dikilmişti. Böyle oldu. Benim hatam. Etek boyun kesinlikle çok uzun. Hiç sevemedim etek boyunu. Ayakkabıların çok kötü. Çantanın bir de çanta çok kötü. Evet, çanta. Yani çantanı beğenmedim. Ben seni komple beğenmedim fazla. Saray düğününe gidiyorum. Zarif olmak istedim. Tuğ gibi olmak istedim. Evet, etek boyumu söylüyorum. Yanlış oldu. Benim hatam, provasız aldım. Daha doğrusu gittim, paça boyu için gittim zaten. Benim üzerime göre dikildi. Ama sonradan aldığımı denemedim. Benim hatam oldu. Ben seni Zarif Tuğ gibi göremedim. Provasını yapsaydın o zaman keşke önceden. Evet, senin gibi keşke bir düğünü geçseydim de gelseydim yani. Ya ben öyle düşünmüyorum bildiğim için. Tamam, ben de teşekkür ediyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Tamam. Berna, saç nasıl? Ben saçın taramasını beğendim ama tarzını beğenmedim. Yani böyle hafif toplanmış bir su dalgası olabilirdi. Ama yine su gibi olabilirdi. Yani sadece onu hafif böyle toplanmış, arkadan su gibi inen bir dalga olabilirdi diye düşündüm. Olabilir tabii. Tercih meselesi. Yani onun haricinde bütün olarak zaten sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bu saçı da taşımışsın. Sadece o şekilde daha iyi olurdu sanki, böyle bir daha göze gelirdi gibi düşündüm. Aytekin? Ben sürekli Tayfun abide şu sıkıntıyı görüyorum. Yani sprey sıkışında inanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata görüyorum. Çünkü her seferinde sprey izledim de bugün. Daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Bugün özellikle de izledim. Hani sprey nasıl sıkıyorsunuz diye. O kadar yakından sıkıyorsunuz ki saçı pastelleştiriyorsunuz. Böyle tel jölelenmiş gibi oluyor. O beni hep gözümü çok tırmalıyor. Yani ben burada çok sanatsal bir topuz da göremiyorum. Çok böyle gecenin saray topuzu, böyle gösterişli bir şey göremiyorum açıkçası. Yani daha doğrusu sizde topuz göremiyorum. Yani hiç geldiğinden beri bir türlü topuz göremedim. Ha, ama şimdi ben mesela bu elbiseye çok şöyle sımsıkı, kemerli, yoğun bir at kuyruğu çok yakıştırdım ki saç da var. Çok da zarif dururdu bence. Arkası da açık çünkü. Görkemli kısmına uymadığını düşünüyorum saçın. Yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Peki. Gül, makyaj nasıl?
Bugün gerçekten eline sağlık Serap. Çok beğendim. Hem saçının verdiği marjinalliği hem tenini dikkate alırsa güzel. Renklendirme özellikle dudağı çok beğendim. Sadece biraz aldığı bir tık daha fazla yapardım ama çok güzel. Teşekkürler. Koray? Ben bugün makyajlarını gerçekten çok beğendim. Tertemiz bir eyeliner çekmişsiniz. Ellerinize sağlık. Dudağındaki rengi de sevdim. Geçtiğimiz günlerde size hep yüzü çok boş, yüzü çok boş diyordum. Bugün dolu dolu gördüm. Ellerinize sağlık. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim Koraycığım. Adem Bey, bu topuzu nasıl buldunuz efendim? Ben topuzun böyle minimalist olmasını çok sevdim. Ama biraz daha ense de büyük isterdim. Yani çünkü Hazal'ın... Saçı da var yani. Evet, saçı var. Yani ense de biraz daha dolu. Şuralardan azıcık daha saçları görebilmek isterdim. Ama konsept olarak gerçekten bir saray davetine çok uygun buluyorum. Bu zarafetiyle hepsi bence on numara oldu. Ama şey olarak hani ben teknik bilgiler olarak şu kısmı biraz daha dolu olmasını isterdim. Onun sebebi neden ne biliyor musunuz? Bakın şimdi Hazal'ın şöyle proporsiyonu şöyle çizersek şöyle sırtına doğru bir bu şey kambur duruyor. Daha doğrusu omuzların önde duruyor. O topuzu enseye indirirseniz o sırtı içeri çekersiniz. Daha zarif durur. Biliyor musun? Onun için söylüyorum. Yoksa topuz onun yüzüne, her şeyine, saçına, her şeye mükemmel oldu. Sayın Hoca. Buyurun. Bir parça da şöyle şurası. Çok spreyli ama. Bir dişmeli menin. Ya aslında içimden de geçiyor fakat saçı çok uzun olduğu için topuzun altına aldı onu. Tamam, sökersem ama onu bombeyle birazcık istirham edebilir peki, miyiz? Peki hemen şöyle bir dokunacağım müsaadenizle. Bülent kırmızı. Boş, onu o kendi de yapar. Yok şöyle bir şey. Şimdi. Şu kısmını bakayım. Şöyle. Dön kızım bize. İşte o renk farkını da kaybedelim. Evet. Hadi. Bu kadar yapabildim. Çok fazla sprey var. Bakayım kızım. Böyle bırakıyorum. Daha geçmiş fazla çekemedim. Şey yaptım. Teşekkür ederim. Şımartacaksınız beni her şeyde. Beni böyle alkışlayınca. Ama çok ben güzel. Alışık değilim o kadar. Bu arada sizi de alkışlıyorum. Benim mi nereden? Çok teşekkür. Çok nazik. Çünkü çok zarif bir topuz. Yani topuz işte. Topuz ya. Ne diyeyim? Topuz. Kaliteye bak, klasa bak. Gezi puanınızı alalım mı? Buyur. Işıl'cığım. Elbise evet, sen de siyahtan yana tercihini kullandığın için bir tık öndesin, artın var ama elbisenin o boyunu kabul edemiyorum. Çünkü bütün arkadaşların bu kadar dikkat ederken senin bugün üçüncü gün hala giysilerindeki ve kombinlerindeki yanlışlar beni çok rahatsız ediyor. Çok güzel kızsın ama özenmiyorsun. Ve takım arkadaşlarını da bence zor durumda bırakıyorsun. Şuradan çünkü bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. İnanın yeminle söylüyorum saat 12.30'da terziydi gece. 12.30'da. Peki bu boy nedir? Vallahi diktiriyordu, denemesini yapmamış, o da benim hatam dedi. Yani o kadar yormuştuk. 12.30'da gece yemin ediyorum. Ben peki sen hem terziye gidip gerçekten hem nasıl uğraşıyor deneme yapmazsın? Ya denememiş. Yok, terziye diyeyim gittim, deneme yaptım. Paça boyunu aldılar. Ben de öyle oldu. Bu özel dikildi. Ben de öyle yapıldı diye hiç bakmadım. Hatta ayakkabıyı paça boyuna göre aldım bu ayakkabıları. Aynı yerde. Çünkü bu kadar platforma rağmen evet, bu kadar uzun evet olmaz. Yani sonradan hani da pişman oldum. Çok özür dilerim. Yoksa baktığın zaman elbisenin modeli, çantan, saçın, makyajın inanılmaz uyum içerisinde. Ama o çok rahatsız ediyor. Yani başka birinin elbisesini ödünç almış, gelmiş gibisiniz. Ben burada bunu görmemezlikten gelemem. Aksesuarlar da yani o küpeler çok zayıf. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz daha ihtişam ister. Sadece küpede olabilir, sadece gerdanlıkta olabilir. Bu sebeple evet biraz eksiklerimiz fazla. Benim size aman olan... Sari.
Ama zarif tabii ki. Siyahın asaleti var, zerafeti var. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki. Seçkincim, makyajı nasıl buldun? Ben makyajı çok beğendim. Bugün, ya bu hafta daha doğrusu en güzel makyajlarından biriydi. İşte burada Çiğdem'e az önce söylediğim şey, bordo rujda hani bomboş bir gözden bahsediyorduk ya. Evet, burada da bir koyu renk ruj var ama göz makyajı, göz makyajı. Gözde de gayet detaylı ve özenli bir göz makyajı var. Eyelinerları çok eşit, çok düzgün yapılmış. Hafif şeftali tonunda bir far kullanmışsın, o da çok uyumlu olmuş. Saçının rengi aslında marjinal duruyor, dövmeler marjinal duruyor ama konsepte hiç eğreti durmamış bu. Çok beğendim. Hatta bugün en beğendiğim masalardan biri oldunuz. Benim bugün size puanım. Beş. Teşekkürler. Teşekkürler. Bülent Hanım, buyurun son noktayı koyun efendim. Efendim, saç muhteşem ötesi bir asalet, bir kibarlık, topuz böyle olur. Topuz bu. Bunu alacaksınız, bakacaksınız, ders olarak öğreneceksiniz. Yanlış mıyım efendim? Evet efendim. Topuz bu. Elbisenin boyu hatalı ama ifade tarzı, ölçüleri, boy ölçüsünü verdiğim halde efendim yine de böyle olmuş. Fakat kendimi savunmayacağım. Böyle olmuş, kabahat bende değişindeki asalet bile bir hocanın efendim takdir hakkını kullanması gereken nadir noktalardan biridir. Onun için hanımefendi örneğin bijularının biraz daha gösterişli olmasını istedi gönlü. Ama hanımefendiye kendisi de çok iyi bilir ki hiç imite kullanmaz ve imite olmadığı vakitte şıkı budur. Zarafeti budur. Fazla uzatmama gerek yok. Boydan kesmem lazım yarım ama kesmiyorum. Sizin hakkınız ve masadaki herkesin makyajınızla, saçınızla, kıyafetteki asaletinizle siz beşlik elemansınız. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Sizin hakkınız bu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gel bakalım. Banu. Yani çok baygın. Hep baygınsın bu hafta. Saraya galiba sahte takılarla gidiyorsun. Kararmış bileğindeki. Aa, skandal. Kararmış mı? Bir de renk bana yaşlı geliyor ya. Bu rengi yaptınız ya, yaşlı geliyor. Kıyafetin rengi bu kadının asla giymemesi gereken bir renk. Fevkaladenin fevkinin de fevkinde. Sol tarafta daha kısa ve daha erken bitirmişsin.
Düşünüyor musun? Ya düşünmek değil. Çok baygın. Hep baygınsın bu hafta. Yani bu rengi kullanınca böyle daha bordolar, daha böyle belki gotik gibi böyle biraz daha koyu koyu yüzünü görmek isterdim. Yani şu bayıklığı bir almanı isterdim. Saçın o renk, kıyafetin o renk, her yerinden bölünüyor. Kıyafet çok güzel ama saray için ne kadar uygun onu ben bilemedim. Ayağındaki ayakkabının açıklığı. Çok salaşsın. Saraya göre çok fazla. Hani bu kadar prenses olmak istiyordun. Keşke bizden daha çok araştırsaydın. En prenses sen olsaydın burada diye düşünüyorum. Ama burada bugün bence en prenses sen kesinlikle değilsin. Altını çizerek söylüyorum. Araştırdım. Ben her zaman prensesim. Siyah giyinmedim bugün. Yine önerileri dikkate alıp kendimi daha geliştirmeye çalıştım. Hani makyaja laf söylemek değil gene hani güzel ama makyaj olarak değil renk katardı diye dedim. Böyle bir karanlık böyle dudaklarında güzel olurdu. Özlem? Kır düğününe uygun. Orası için güzel olmuş. Saraya galiba sahte takılarla gidiyorsun. Kararmış bileğindeki. Yok kararma değil. Kararmış. Aa skandal. Kararmış mı? Bak o olmaz işte. Üç renk. Bakayım. Üç renk ama kararma değil. Boncuk bile değil kararmış. Bu aa, bu ne böyle? Şuradan alsaydın başka bir sürü ya, takılırdı. Ya var da aslında. Saraya bununla gidilir mi güzeli? Var da aslında ama işte. Ne işte? Kalmış. Peki. Yani bütün takıları çok vasat duruyor. Dediğim gibi kır düğününe uygun. Saçı da. Takılar kullandım. Bir şey söyleyeceğim. Elbisenin her yerinde taş detayları var. Evet. Ama kolundaki karanmış. Yazın illa kat giyilme. Ya illa siyah. Şimdi biz siyah giyiyoruz. Ben siyahtan bahsetmiyorum kolaya ki. Kolaya karşın oluyor. Açık renk giyiyoruz. Ay, niye öyle diyorlar? Yani şimdi şöyle bir şey var. 20 yaşında bir genç kız saraya illa kat kıyafetlerle mi gitmesi ben gerekiyor? Ben kıyafetine laf söylemedim ki şu an. Kır düğününe uygun kır dedim. Kır düğününe dedin kolundaki ya. Kolundaki bilekliğe de karanmış dedim. Ben şöyle bir şey var. Ben bu elbise özel tasarım bir elbise ve gerçekten beğenerek seçtik elbiseyi. Elbisenin tamamen arkasındayım ben. Saraya böyle gidilmez. 20 yaşında dedin ama arkadaşımız da 20 yaşında. Öyle giyinsin o zaman. Öyle giyinsin ben. Ne yapayım? Şöyle bana bir şey söyleyeyim. Daha önceki çırağına bir kez gittim yani. Bir kez düğüne gittim. Bu tarz, bu değil ama bu tarz elbiselerle de gördüm. Kalem elbiselerle de gördüm. İhtişamlı elbiselerle biz de gördüm. Biz doğru olanı seçiyoruz. Onlar belki hayır, yanlış giymiştir. Ya şöyle bir şey var. Olmaz diye ya o olmaz. Ya bir kural günlük bir, yok tabii ki. Bir saniye konuşayım. De. Günlük bir elbiseyle zaten çıkartmadık bunu. Ya ben buraya parantez açmak istedim sadece. Şimdi devam edebilirsiniz. Hazal? Şöyle ben kendimden örnek vereyim. Ben lise mezuniyetinde böyle bir elbise giymiştim. Prenses olmak istiyordum tabii ki. Böyle kat kattı, o da öyle iniyordu. Ve gerçekten sonradan baktığımda güzel bir elbise. Yani bakıldığında güzel bir elbise ama saray düğünü için bence de değil. Cürben de kopya çektim, kır düğünü gibi evet. Ben uygun olduğunu düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun ama çantada elbiseyle alakası yok. Bana şu an kusur aramak için kusur arıyormuşsun gibi geliyor. Ben gayet kendimi sevdim. Yok kusur aramıyorum. Belli oluyor yorumlarından zaten. O elbisenin taşların hepsi tek dikil yani. Hayır, özel olarak kötü, dikildi. Niye yanlış algılıyorsun? Elbiseye kötü yani, demiyorum. Konsepte uygun değil diyorum. Bunun bir özelliği başka olduğunu bir düşünmüyorum bence. Ben de. Özür dilerim ama bir şey söyledin orada. İlla tek 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 yani. Tek dedin ya. Mesela ben de geleneğimi iki gece sabaha kadar bekledim mesela. Ama hiçbir önemi yoktu. Aynı onun gibi. Öyle düşündüm. Orada da siz söylemiştiniz. Önemi yok diye. Anladım. Peki bakalım Işıl Hanım'ın durumu nasıl değerlendirecek? Bir saçı konuşalım. Tayfun nasıl buldun? Aytekin'in fikrini sevdim açıkçası. O yana doğru tarıyor olması, bir tarafı geriye alıp diğer tarafı düşürmesi falan fikri ben sevdim. Ama bana bahsettiğin ya da eleştiri yaptığın yer sende de var o sprey mevzusu. Mesela bana da şu an sert geliyor. Beni az önce şey yaptın ya. Tabii kalıp ya. Durması gerekiyor ama bu modelin. Tamam durabilir ama o şeyi görüyorum işte. Bendeki izi orada da görüyorum. Bana yaptığın eleştiriyi orada görüyorum. Hem yanda görüyorum. Tamam yanda olsun hadi ıslak havası. Ama şurada olması gerekiyor zaten. Olması gereken yer. Bak dalgasını nasıl çıkartacaksın onu çıkarmadan. Şimdi burada da var ama bu abi görüyorum. Space'i görüyorum onu söyleyeyim dedim. Ya şuraya toplanması çok hoşuma gitmedi. Onun böyle gelip şöyle akışı vardır ya.
acaba ilave mi taksaydım falan emin değilim. Şuradaki yığılma beni biraz rahatsız etti. Yoksa fikir çok güzel. Bir de renk bana yaşlı geliyor ya. Bu rengi yaptınız ya yaşlı geliyor. O da böyle bir handikap gibi. Hani ufak bir nacizane eleştiri olsun. Yani normalde bu tarz renkler var falan ama böyle bir yaşı büyüttü gibi yani. Ya çok beğenmiştiniz bu... şimdi böyle deyince ben hayır, de şaşırdım. Hayır fikir çok iyi. Ama taramadaki şeyleri de teknik olarak söylemiş oldum. Fikir çok iyi. Tekrarlamayayım kendimi. Pekala. Bir şey sormak istiyorum. Herkese ben sormak istiyorum bunu. Banu, iki haftadır görüşüyoruz Banu'yla. Sizce Banu aynı mı? Bir değişiklik görmüyor musunuz? Ya giderek Banu'da? Değişiyor tabii ama iyi mi kötü mü onu siz karar verin. Ben hani bir şey diyemem. Kostüm için bana mı soruyorsun? Kostüm mü soruyorsun? Engin görüyor musun değişiklik? Banu'yu ben ne zamandır tanıyorum bilmiyorum. O kadar güzel olmuşsun ki. Ya o kadar güzel ederim. Yani saçın çok yakışmış. Tayfun'un aksine şuradaki o boru görüntüsünü ben sevdim. Hani şöyle bu saça ek saç takılsaydı eğer bir de şey dikkatimi çekti. Saatlerdir bu saç kıpırdamadı yerinden. Normal bir dalga olsaydı düşecekti belki ama şu yuvarlak görüntü, öndeki bu es görüntü çok hoşuma gitti. Yani saçını çok beğendim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Gül, makyaj nasıl? Az önce söylediğim gibi biraz solgun. Dudakları özellikle solgun buldum. Teknik olarak gözler güzel. Kirpikler de takılmış gördüğüm kadarıyla. Dünküne göre tabii şu an göz makyajı çok güzel. Ama dudaklar bir tık canlı olsaydı çünkü bayağı bir kıyafetle beraber bir pastel ton oluyor. Bir tık daha dudaklar parlayabilirdi, koyulaşabilirdi. Sadece orada bir yorum yapmak isterim. Teşekkür ederim. Bu ton tercih ettim. Koray? Ben dudaklarını çok beğendim. Ya birkaç gündür Dile'ye sürekli dudakları biraz küçük kalıyor falan gibi şeyler söylüyordu. Evet. Bugün dudaklarını bir tık dışarıdan sürmüşsün ve üzerine kullandığın parlatıcıyı da çok sevdim. Sadece göz pınarlarındaki şu aydınlığı çok beğenemedim. Sanki biraz oraya morartmış gibi görünüyor. Bir de kirpik galiba erken bitmiş. Taktığın kirpik. Ya yani özellikle... Yok, aksine biraz daha uzun ama... Takım yerinden bahsediyorum. Sanki doğru yerde bitmemiş gibi geldi. Fakat onun haricinde temiz ve güzel gördüm. Banu'yu beğendim bugün. Teşekkür ederim. Adam Bey, saçı değerlendirir misiniz? Buyurun. Ben saray konsepti için, saraydaki davet konsepti için saçı sevdim. Buradaki bir handikap saç kısa. Yani şu güzel düşen su dalgaları burada birden bir girdaba katılıyor. O biraz daha uzun olsaydı gerçekten çok daha o suyu akışını burada izlerdik. Çok güzel olurdu. Genel olarak ben çok beğendim. Temiz. O vakları, düşüşü, zarafeti çok sevdim. Renkle ilgili sıkıntı ne biliyor musunuz? Burada bir kış kadını var. Bu kış kadının saç rengi doğru. Fakat kıyafetin rengi bu kadının asla giymemesi gereken bir renk. O yüzden de saçın rengi de hepsi kötü duruyor. Yani böyle hep böyle ton gözüküyor. O yüzden bu mavili bir ton kullanmak lazım kıyafetinde ve makyajında da. Bir fazla toprağa gittiğinizde kadın ölüyor. Ona dikkat edin bence. Puanımı vereyim. Puanımızı alalım. Puanım. Teşekkür. Şimdi ne dedik? Dedik ki saray siyah ister. Gideri siyahtır. Ama şart mı? Hayır. Sen kaç yaşındasın? 20 yaşındasın. 20 yaşında genç bir kızın bej pudra tonunu tercih eden bir elbise, o kat kat dantelleri, o işleri, o senin vücut tipine uygunluğu, sandaletinin ve çantanın uyumu, şuradaki dekolte olması gerektiği kadar şahane. Ha, siyah diyoruz. Kaç gün siyah giydi bu kızcağız? Siyah da çok yakışmıyor. Çünkü gerçekten 20 yaşındaki bir genç kızı siyah çok zorlayabilir. Fakat saçınla, makyajınla, elbisedeki detaylardan dolayı çok fazla takı kullanmamanla ben sizi bugün çok beğendim. Teşekkür ederim. Size olan gizli puanım. Seçkin. Ben makyaja baktığımda bugün, demin de aramızda konuştuk, bir şehlalık görüyorum gözlerinde bugün özellikle. Göz altlarında eyeliner'ı sağ tarafta daha uzun
tutarken sol tarafta alttaki eyeliner'dan bahsediyorum bu arada, kalemden. Sol tarafta daha kısa ve daha erken bitirmişsin. O, şu kısımlarında mı? Evet, biri daha uzun, biri daha kısa duruyor. Ama renk tonları ve bugün seni genel olarak böyle bir çok tatlı hanım hanımcık, şeker, güzel buldum. Saçının dalgası da çok güzel bu arada. Ama biraz daha hacimli olabilirdi belki saçın. Makyajındaki o şehlalığı yaratan kusur dışında genel olarak tonlar çok güzel. Yanakların, o şeftalilik yanaklardaki, o dudağındaki pembemsi ton, hepsini çok sevdim. Bir tek o göze biraz dikkat edersen tamam. Bir dahakine. Benim de bugün size puanım. Dört. Teşekkürler. Bir kere saç fevkaladenin fevkinin de fevkinde. Çok güzel. Makyaj o su gibi, böyle o dudaklar, gözler, yüz, berrak, kız gibi, kız. Çok hoş bir makyaj. Çanta çok güzel bir vizon. Efendim, ayakkabı da hakeza. Elbise renk itibariyle biraz olmayacak bana göre, her şeye rağmen. Ne derlerse desinler. Efendim, biraz da ucuz. O taşları falan filan, böyle pahalı bir elbise değil. Yani, fakat bugüne kadar sizi en iyi bugün gördüm ben. Aynen. En iyi. Onun için size takdir hakkımı kullanıyorum. Buyurunuz. Teşekkürler. Tebrik ederim. Bakalım sarayın kapısından güle güle hangi takım geçecek, hangi takım bugün üzülecek. Gizli puanlarla sonuçlar az sonra. İşte geldik en gergin ana. Kuaförüm sensin de bakalım çarşamba günü gizli puanlar ne diyor. İşte geldik en gergin ana. Işıl Üreçber'in, Aytekin, Dilek ve Banu için kullandığı gizli puan 5. Bu haftaki ilk 5'im. Evet. Düşüşlü 5. Teşekkürler. Tebrikler. Adan Serter'in, Tayfun, Serap ve Hazal için kullandığı gizli puan 4. Çok teşekkürler. Teşekkürler adam. Seçkin Süngüç'ün, Engin, Koray ve Özlem için kullandığı gizli puan 3. Teşekkür ederiz. Ve son olarak Bülent Ersoy'un, Berna Gül ve Çiğdem için kullandığı gizli puan 4. Teşekkürler. Teşekkürler. Gizli puanları puanlara eklediğimiz zaman çarşamba gününün sonuçları ise şöyle. En düşük puanı alarak çarşamba günü ne yazık ki sonuncu olan takım. ...13 puanla günün sonuncu olan takım. Berna, Gül, Çiğdem. Bugün böyle oldu. Bugün böyle oldu.
Üzgünüz ama burası bir yarışma. Dün de söylediğimiz gibi kazanmak gibi kaybetmek de var. Eksiklerimizi, bugün gördüklerimizi çalışıp yarın yeni güle, yeni motivasyonla geleceğiz. Sonuncu olmak beni üzer ama üzer sadece, kırmaz. Sadece üzülüyorum, kendim için üzülüyorum. Daha iyi olmak istiyorum. O yüzden teşekkür ederim. Birazcık benim yüzümden oldu. Hayır, hayır, biz bir takımız, öyle bir şey yok. Yok. Ben onu kabul ediyorum ama bu bana beni daha çok hırslandırdı. O da var. O yüzden ben kesinlikle bir kişinin hiçbir şey olduğunu düşünüyorum. Takım işi çok önemli. Ben eksiğimdir, o da eksik olmuştur. Birbirimizi daha destekleriz bence diye düşünüyorum. Evet. Seni daha da hırslandırdın. Ne güzel. Haftayı birincilikle ortalayan takım. Günün 17 puanla birinci olan takımıysa haftayı birincilikle ortalayan takım. Çarşamba günü birinci olan takım Tayfun, Serap, Hazal. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tebrikler. Evet. Aa, evet. Azal. Diğer birinci. Tebrikler canım. Çok teşekkürler. Çok duymadım, özür dilerim. Ne diyorsunuz? Çok heyecanlandım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başta ekibim, ben sonra sevgili üyelerine. Biz üyelerine teşekkür ederiz Azal'cığım. Mutluyum. İnşallah hep böyle gider. Ben de öyle. Ekibime, sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Daha iyi görmüşler. Bir son, bir baş böyle gidiyoruz. Puanlar genel olarak yakın bugün. Herkes fena işler yapmadı. Bugün iyiydi. Herkesi tebrik ediyorum. Yakın görüyorum herkesi. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedim ya, bugün puanlar birbirine çok yakındı. Kızlar saraya girdi. Hem de iki birinciyle girdi. Günün aynı puanla bir diğer birinci olan takımıysa... Aytekin, Dilek, Banu. Prensesler. Resmi olarak Prensesin artık. Evet, prensesler takımı. Ne diyorsunuz? Diyorum ki birincilere niye tek başımıza oturamıyoruz biz? İnsan seviyoruz, yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Paylaşmayı seviyoruz. Layıktınız. Puanlarınız için. Aytekin, sesin çıkmıyor. Çok yoruldum. Ses stres de yaptı. Çok yoruldum. Stres. Gerildim, ama yaşadım. Evlilik de var. Allah seni kahretsin. Etmesin diyeyim bari. Etsin. Etsin bebek. Etsin. Nasıl olsa saçını taradın, bitti işin artık. Şimdi etsin. Yarına kadar Allah düzelir. Allah. Engin, Koray, Özlem. 14 puanla günün ikinci olan takımısınız. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Sağ olun. Şimdi... Boş verin sarayı, düğünü, her şeyi. Yarın çok kritik bir işimiz var kızlar. Çok önemli. Çok heyecan verici. Tam bizlik. İnanılmaz dedikodu var. Hüzün var, gözyaşı var. Cesaret var, aşk var. Özlem var. Her şey var. Ne olabilir? Belki ihanet var. Acı var. Özlem zaten çok var. Söylemeyelim o zaman, boş ver. İntikam mı alacağız? Bu kadar kötü şey varsa. Tabii ki de, intikam bizim işimiz. Eski sevgili ilk sıkıntıdan çatlatmaca. Evet. Eski sevgiline. Efendim, konseptimizin adı Dön de Bir Bak Ayrıldığın Sevgiline. Oo. Yıllar sonra eski sevgilinizle buluşursanız ne giyersiniz? Saçınızı nasıl yaparsınız? Makyajınız nasıl olur? Yarın görüşürüz. Biz buradayız. Sizi de bekleriz. Hoşça kalın. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kurtarın.
sensin, sensin, kuaförüm sensin. Saçlarına ne oldu abi? Biraz önüme düşüyordu, geri yapıştırdım. 10 yaş gençleştim be. Çok teşekkür ederim. Ruhun ölüydü. Habire tarar önüne bakardım. Çok teşekkür. Sen kimsin şimdi? Ben Berna'yım. Hadi getir. Hayır, ben Berna olayım. Sen... tamam. Berna'cığım bana mı getirdi? Bunlar sana değil. Aa, kime? Tayfun'uma. Patlatayım mı? Patlat. Patlıyor o zaman. Birkaç fotoğraf çektim onların haberi olmadan. Engin ekibe teslim etmiş fotoğrafları. Rica ediyorum, görelim.